Ya bana çok yazıyorlardı. Donate falan atıyorlardı. Abi niye oynamıyorum böyle oyunlar? Niye? Dedim hadi bugün boş günüm böyle chill yapacağım. Gireyim oynayayım. Yeni oyun. Şimdi burada ben normalde girdiğimde buradan seçtim girdim. Ondan sonrası Allah kerim yaptım yani. Abi sağ altta mesela şeyler var bak, kaynaklar falan var. Ya bunları istersen kendine göre seçebilirsin. İşte örnek veriyorum, çöl arazide anlayacağın üzere hiç su olmuyor. Kendi suyunu üretiyor falan. Ben Ya burada dengeliden aslında giderim. senin zevkine kalmış bir şey. Ama bence düz güzel bir arazide başlamak daha mantıklı. Bence de. Hani böyle işte bir yolu da olsun. Her şeyi halledelim orada. Daha tatlı olur. Dur bakayım şöyle bak. Mis gibi arazi. Tam bizi... Aa yok kaynak yokmuş. Ne kaynağı bu? Petrol kaynağı. Petrolü ne yapacağız ya? Patates yetiştiririz. Kara orman. Dur bakayım. Abi bak şey güzeldir burada. Büyük nehir miydi? İki Öyle bir nehir şeydi. güzel gibi duruyor. Ağaçlı mağaçlı. İki nehirde bir tık işte o dediğin su bok sıkıntısını yaşayabiliriz. Dar çünkü. O Bak zaman mesela kumsal bu ve güzeldir. plaj. Las Palma. Şimdi Bu kentin güzeldir. adı Las Palma değil artık. Hayalimizdeki şehrin adını yazın. Limonlu bir şey yazmayın ya. Las Lemon. Tamam, o limonlu gideceğiz, tamam. Las Lemon. Çok yaratıcı oldu gerçekten. City of Swan. Aa tamam hadi Mert öyle yapayım. City of Swan. Aga be. Trafik soldan aksın diyor. Devam abi Olur direkt. olur başla. Yavşak yapın. Şimdi ben Discord'u bir kapatacağım. Bir odaklanacağım. Oyunu hiç bilgi almadan senden oynayacağım, tamam mı? Takıldığım yerde sorarım ama. Tamam abi buradayım ben. Tamam hadi öpüyorum. Tamam. Sertaşı bir mendil gibi kullandım. Şimdi arkadaşlar. İlk olarak yol ya. Yol mol yapma kardeşim. Şimdi bizim base'imiz bu. Buraya şehir kuruyoruz ama yolları çok merak ettim. Bu bizim ana hat. Şimdi bir şehir yapıyorken öncelikle daha sonrasında sorun yaratmamız için neye dikkat etmek lazım? Trafik. Siktiri boktan yollar yaparsak ne olur kardeşim? Yarın öbür gün trafik problem olur. Bu arada hiçbir spoiler almaksızın, hiçbir tüyo almadan bunları konuşuyorum ha. Önemli. Şimdi ne diyor? Yolu gel diyor. Bunları falan detaylı bilmiyorum. İlk iki şeritli yol. Tamam. Önce yapıyı kuralım bak. Ben diyorum ki bir yol bir şey siktirit lan bana bilgi verme bana tutorial verme ya ben kendim yapacağım. Bakın şöyle bir araziyi bir anlayalım önce. Alanımız burası. Tamam. Bir tarafı çok güzel yerleşim alanı yapıyorum. Bir tarafı sanayi yapıyorum. Sanayi yerleşim yerinin içinde olmaz aga. Bunu bir kere altını çiz. Tamam mı? Yollar müthiş şekilde dengeli olmalı. Yani her yere erişim olmalı. Şimdi ben bir yolu yapacağım bakayım. Öncelikle düz bir ilerletelim şöyle. Kaç paramız var? 70 bin. 70 bine ben şehri kral yaparım. Bu yol sanki onun aynı mı ya? Aynı. Tamam. İkinci yolunda gitti geldi. Tamam. Bak şimdi baba. Küçük bir kasabayla başlıyoruz. Büyük şehir hayalimiz yok. Dağları denize paralel yap. Ya dur oğlum ne diyorum bekle. Şimdi burası yerleşim alanı. Bakayım. Evet. Burası da sanayi bölgesi. Şimdi daha oyun başlamadı. Şuraya da koy kavşağı. Tamam mı? Buradan bir gidiş. Buradan bir gidiş. Ama burada U var mı şimdi? Var değil mi? Bekle. Gider gider. Yolun adı ne oldu? Aa, dur ona bakalım. Nereden bakarım ona? Çık bakayım. Böyle biri var mı lan chatte? Sevedit Veg diye bir reis var mı? Kayra Ersöz. Batu Strasse. Çok iyi lan. Tamam. Kasabamızın
Gamzel 34 Strasse. Strasse tabi şey. Gamzel Sevedit. Tamam, cadde buldum, çok güzel. Şimdi arkadaşlar, bunlar ana yollar, tamam mı? Bize ara sokaklar lazım. Yalnız şehre girerken insanların böyle huzur dolması lazım. Nasıl huzur dolacak? Yerleşim birimleri. Şimdi bak, burada böyle noktacıklar var. Bunlar da yuvarlakla bizi ayırmış. Dur bakayım, olmaz. Dur bakayım, olmaz. Dur bakayım, olmaz. Dur bakayım, olur. Şimdi bak, 3. Olmaz. 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 Olur. Tak. Tamam. Ara sokaklar hazır. Eğitime önem vereceğim. Önceliğimiz eğitim. Cengiz Han Günay Caddesi. Ertniz'de sokağa. Kayra Ersöz. Bu zaten devam ediyor. Eğitim önemli. Sen rahat ol. Bak, şehir nasıl yapılısı gösteriyorum şu an. Şimdi ama paramıza bakalım. 10 bini harcamışız şeylere. Tamam, önemli değil. Tam bunun karşısına aynen böyle gideceğiz. Burası sanayi bölgesi olacak. Yani ülkenin, kasabamızın kalkınması için gerekli olan bütün işler burada dönecek. Tamam mı baba? Bak, mis gibi. Yol yaptık. Şimdi yoldan sonra burada yerleşim alanları yapıyoruz, bilmem yapıyoruz. İkincisi, en önemlisi ne? Su kanalları. Su kanallarını yapmak için de düzenli döşeceğiz ki yarın bir gün problem çıkmasın. Şu silindir, şu yuvarlak daha doğrusu, nerelere su gittiği ile alakalı değil mi? Tamam, o zaman bak. Şöyle bir hat çekiyorum. Bak 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 bak. İzle. Şunun altın, belki riskli olur. Şunun altından da sıçtık mı? Ya oğlum, ne sıçtık? Sen bir rahat olsana bebeğim. Bunları birbirine bağlıyorum. Tamam mı? Şimdi şehrin suyunun nehirden gelmesi lazım. Atık bir şekilde de gitmesi lazım. Ama filtreli gitmesi lazım. Böyle doğayı kirletmeden. Sonra müsilaj falan bir sürü şey olur. Bunlara hep önem vereceğiz arkadaşlar. Çünkü burası bizim toprağımız. Buraya saygı duymamız gerekiyor yani. Şimdi buradan... Oğlum çok para gidecek ya. Kirlensin amına koyayım ya. Bekle, buradan şimdi böyle 3800'e hat çekelim şuraya kadar, tamam mı? Taliye'de kirli suda, amına koyayım, çok küçük alan ya. Bu pislenir lan burası. Tamam. Dış filtreyi taktık. Çekti verdi, çekti verdi. Tamam mı kasabamızda? Güzel. Şimdi buraya ne yapmamız gerekiyor? Su pompası istasyonu. Temiz suyu şöyle en uçtan çektirelim. Böyle yapılıyor değil mi? Tamam. Temiz su buradan çekiliyor baba. Bu da pis su. Şöyle uzağa bir yere çakalım. Akış nereye doğru? Ana, tamam oğlum işte. Buradan geliyor, böyle suyu atıyor. Pis su bu tarafa doğru gidecek. Abi akıntıya bak. Akıntı... Akıntı doğru 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 oğlum. Sen rahat ol. Bir dakika. Tamam, pis suyu da attık mı? Kasabamızın suyla ilgili bir sıkıntısı kalmadı. Akmıyor. İkincisi, elektriğe ihtiyacımız var. Yalnız baştan sıkı tutmamız gereken bir şey var. Burada kömür santrali var. Kömür santrali çevrenin amına koyar. Ama bir de ne var? Rüzgar türbünü. Biz ucuz ve temiz rüzgar enerjisi elde edeceğiz. Burada yazdığı gibi. Buradan gidiyorum. Ama bu nasıl yapılıyor acaba ya? Türbün. Para GG MG değil oğlum. Sen rahat ol la. Bir şey söyleyeceğim. Bunu uzağa yapıp hat çekebiliyorum değil mi? Tamam. Bunun bir gürültüsü mürültüsü var mı?
Güç üretimi 0.8. Gürültü kirliliği 75. Bunu kaç? 50. Allah Allah. Tamam, o zaman sanayi bölgesinden çekeceğiz elektriği, tamam mı? Sanayi bölgesini alacağız. Dur şöyle bakayım. Biraz tepelik yerlere koyalım. İnşa bedeli 6000. 5'lik üretim yapıyor. 2 tane koyalım. Bak. Oyun duraklatıldı, biliyorum. Kaçak elektrik mi? Hayır, öyle bir şey yok. Tertemiz ilerliyoruz. Ondan sonra şimdi bunu alıyoruz. Elektrik hattını buradan götürüyor muyuz şehre? Ben bunu tam kavrayamadım ha. Yüksek yolları peyjap tuşu alçak. Ya geç lan şimdi, ne yüksek yol. Koyu yerlerde veriyor, açık yerlerde bilmem ne. Tamam. Ben şimdi bunu mesela şu ana caddenin yanından şöyle elektriği çeksem. Elektrik. Şöyle. Tamam. Bu mantıklı yaptım oğlum burada. Evlere yer kalmadı. Ya kim diyor yer kalmadı oğlum? Bu elektrik buralara yetmiyor mu ya? Bekle. Bunlara elektrik lazım. Elektrik. Değil galiba. Yeter yeter. Tamam. Şöyle bir bakalım şehrimize. Çalışmıyor. Lazım. Tamam, okey. O zaman orayı da çekiyorum. Lazım onlara. Okey. Onu da çektik mi ne oluyor baba? Bak düzgün gidelim. Düzgün. Paradan kaçmayalım. Çirkin olmasın. Buraya kadar gelsin. Buradan buraya gitsin. Sertaç, geri alma var mı ya? Sertaç, geri alma var mı? Kontrol Z. Yok abi. Ah siktir amına koyayım. Satamıyor muyum? Satabilirsin. Nasıl? Oğlum parti parti cevap verme. Satarsa gerek yok, devam et. Bence de gerek yok. Aynı fikirdeyim. Şimdi elektriği buradan çekmek yerine buradan alacağım. Gücü biraz azalır ama bence öyle yapmayalım. Dur bakayım. 20 bin. Yeter yeter. Ya da gerek yok ya. Buradan alalım ya. Abi çok kötü oldu. Lan bir sus amına koyayım. Her şey kötü oldu, kötü oldu. Her şey güzel abicim. Gayet kafamda plan diyorum. Oğlum bana güvenin. Şimdi arkadaşlar elektriği çektik. Suyumuzun altyapısı çok güzel. Su tesisatımız harika. Elektrik harika. Doğal enerji üretiyoruz. 18 bin paramız kaldı. Tamam mı? City of Swan uçuyor. Bakalım şöyle bir. Millet buradan gelecek. Kasabaya girince wow. Amazing diyecek böyle. Burada yaşamak isteyecekler. Refah seviyemiz çok yüksek olacak. Şimdi gelelim bize para kazandıracak şeylere. Ara sokaklar. Ara sokak nedir? Bir dakika, bir sürü sokağımız olsun. Hatta şöyle bir yapı yapalım. Bunları çek. Tamam, çok güzel oldu. Şimdi bakın. Kaç para gitti? 16 bin. Burası geniş kalsın. Planlamama bak şimdi. Sanayi bölgemiz. Oğlum bunu ben sanki düz yapamıyorum gibi ya. Anam, yapamıyor muyum bir kare? Çok dar abi. İyidir. Şimdi bak dur bekle. Şunları da kapatalım. Sanayi bölgesi geniş olacak. Tamam mı? Şimdi babalar. Artık insanları, yani sizleri buraya çağırıyorum. Sokaklarımız falan akıyor bak, görüyor musun? Yubuktalas sokağı. Kranos 28 su. Muhsin 36.96 sokak.
Ya böyle bir şey var mı ya? Brother Noel midir nedir? Yumru. Buraya evi çakıyorum. İlk yerleşim yeri bak. Tak. Hayır. Olur. Ev. 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 Bu şeydi değil mi? Market düşük yoğunluklu ticari bölge. Tamam, o zaman şöyle yapacağız. Bunu kır baba. Dur, buraya yeşil at. Yeşil at. Buraya mavi at. Buraya yeşil at. Amına koyayım, yeşil yeşil. Heh. Burası da sanayi bölgesi. Yani burada sen yaşarken bir yandan da çalışma fırsatına erişeceksin. Orası da burası. Sanayi bölgemiz. Yapıştır baba sarıyı. Şimdilik şöyle yapalım. Nihayet şehrimizde Enes 38 42 demiş ki nihayet şehrimizde temiz su olacak. Yaşasın. Ey adamsın amına. Güzel. Şimdi bakalım. Şehrin tebrikler, şehrin elektrik santralinin yapımı tamamlandı. Benim burada bir şeye bakmam gerekiyor. Ekonomi kısmı. Burası çok önemli. Bunun ne olduğunu bilmiyorum ama geçen gün kendim incelerken fark ettim. Bunu kısınca her şeyi %50'lik kullanıyorsun. Burada diyor ki yüksek bütçeli güç santralinde daha çok kişi çalışır ve bu yüzden daha çok elektrik üretir. Boşuna elektrik harcamayalım diye en düşüğe çekiyorum ki masrafımız azalsın. Oyunu bilmeyenler için söylüyorum, ben de bilmiyorum ama. Şu alttaki kasabamızın geliri, burası da gideri. Vergi falan, vergi yok. Vergi mergi yok oğlum. Kendimiz çıkartacağız o parayı. Vergi veririz, alırız da çok almayız. Vergi nerede ki oğlum? Vergi ayarı nerede? Var mı öyle bir şey? Ben bilmiyorum onu. Ben vergisiz oynadım lan bu oyunu. Sertaş bir yazsana onu. Daha açılmadı. Tamam, gerek yok baba. Hatta ben size bir şey söyleyeyim mi? Bu alt üst gece gündüz mü bu bilmiyorum ama bu %100'de kalsın, bir genel kullanıma bakalım. Daha zaten şehirde yerleşen yok. İnsanlar gelecek şimdi. Gel baba. Hızlandıralım bir de bunu iki. Tebrikler, şehrimiz elektrik santralinin yapımı tamamlandı. Bir bakayım. Elektrik durumumuz çok iyi. Su durumumuz çok iyi. Atık su seviyesi niye böyle? Çalışıyor değil mi bu? Çalışıyor. Tamam, atık su yok çünkü. Devam. Şimdi bak, geliyor geliyor. İnsanlar yerleşiyor, hadi bakayım. Arkada gerilim müziği mi var ya? Skorpke, herkes chattekiler lan. Serkan, Zeus, Devran Arslan. Tamam. Arkadaşlar, onun için elektrik yok, dur. Dur bakayım, bir ilerlesin. Galiba elektrik yok ya. Twitter'da var mı bununla ilgili bir şey? Yeşil enerji harika demiş Alister. Arkadaşlar bu yetmiyor bence. Hemen müdahale ediyorum. Hemen, mağdur olmasın kimse. Hemen müdahale ediyorum. Çirkin olacak biraz ama. Bekle dur diyorlar. Tamam, konu başka. Bediran. Ha, o buradan alacak şimdi. Şu an günlük eksi 1000 zarardayız. Oğlum elektrik yok ya. Huzur, huzur. Dur bakayım, elektriği kontrol edelim. Full. Harcamıyor ki hiçbir şey.
O mavi bölgeden alacak. Ben bir dokunuş yaptım. Tamam budur ya. Çok biliyorsunuz. Bekle abi, bekle abi. Dörtlük harcıyoruz. Onluk topluyoruz. Kentin nasıl işini daha iyi anlamak için. Tamam, suyumuza bakalım. Her şeyimiz çok güzel. O zaman ne yapıyoruz? Hemen küçük bir kısma yapıyoruz. Ki para çok kaybetmeyelim. Şimdi amacımız küçükten gelişmeye başlamak. Öyle bir anda büyümenin bir lüzum yok. Yoksa şehir batar. Masrafı kıstım. %70'lik. Kontrol ediyorum elektriği. Ah. Biraz riskli durumda. Onu biraz arttıralım. 85 yapalım. Tamam. Güzel. Suya bakalım. Güzel. Suyu kısabiliriz. 50'ye indir. Bakalım suya. Gayet iyi. Arabalara bak, trafik oldu. Hayır oğlum, park halinde onlar. Şehir akıyor akıyor. Baksana Yumru sokağında coşmuş millet. Şimdi sol altta diyor ki bize, konut bölgesi için talep var. Yani insanlar yerleşmek istiyor. Tamam lan, geç. Bakalım hemen şuraya bir yerleşim atalım. Bir de yok, buraya sonra sokak geçeriz. Harbiden söylüyorum lan, bunları silsek ne olur? Ama yok, fayda sağlıyor. Fayda sağlıyor. Aslında sağlamıyor. Kalsınlar, kalsınlar. Arkadaşlar günlük karımız 248'e çıktı. Ekonomimiz ayaklandı. İnsanlar mutlu. Artı 23-24 diyor bakın, gördüğünüz gibi. Ve yerleşmek istiyorlar. 858 giderimiz var. 1153 gelirimiz var. Sanayi bölgesi geliştikçe kardeşim. Burada ne oluyor? Hop, bir tane daha geliştirelim. Bir de şuraya sanayi atalım. Mis. Gelsin paracıklar. Çalışan insan olursa, para kazanırlarsa ekonomi şahlanır. İmkan vereceğim. Artı 400. Üretim şart. Market yeter ya. Oğlum bu ne ya? Hep gece mi olacak kardeşim burası? Güzel, üretimimiz iyi, suyumuz iyi. Açacağım, hepsini açacağım. İkinci eylemim güvenlik. Öyle ipini koparan gezmeyecek. Buradaki evlerde yaşayan çoluk çocuk, eş dost rahatlıkla sokaklarda gezebilmeli. O yüzden ne yapacağız? Güvenliği arttıracağız. Bir yandan ne yapacağız? Eğlenebilsinler, mutlu olabilsinler diye parklar yapacağız. Eğitime abanacağım. Dur şimdi, daha değil. Biraz para kasalım. Sanayi şehre yakın oldu. Bir şey olmaz. Ana cadde var arada, ayırıyor. Evet, şu an ev talebi çok arttı. O yüzden hemen bir plan yapmamız gerekiyor. Şöyle iki karelik bu tarafa büyütelim. Şimdi yalnız bunu yaparken neyi ananın ki... Bunu yaparken neye dikkat ediyoruz? Geleceğe yönelik plan yapıyoruz. Nedir bu? Şimdi bak, şehir sağa doğru geliyor. Konutlar. Ortayı boş bırakacağım ki oraya itfaiyesini, hastanesini tam merkeze koyalım. Yani sağlı sollu, üstü altlı herkes orta noktada buluşabilsin veya herkese hizmet edebilsin. Yani kafamdaki yapı, şu bölge ayrı bir kasaba, bu bölge ayrı bir kasaba gibi gelecek. Öyle düşünüyorum şu an. Şehir planlaması önemli. Tamam. 6000 paramız kaldı. Şurayı boş bıraksak buraya ev döşeriz. Şuralara ev koy. Sokağa da gerek yok orada. Bol bol olsun.
Vazgeçtim. Ara sokak olsun orada. Evet, şimdi hemen suya geçeceğim. Çünkü suyu orada yapmadık. Buraya bir hat. Buraya bir hat. Biraz yamuk oldu ama bence koymaz. Canlandı mı? Geçir suyu. Tamam. Mis. Konut bölgesi çok istiyor hala. Bize de para lazım. Şuraya koyalım. Bu tarafa yerleştirmiyorum şu an insanları. Bu arayı boş bırakacağım. Geceyi kapat. Nereden kapatılıyor? Şu gece kapanmıyor mu? Bu ne ya? Gece güzeldir. Ya güzel canım, ona bir şey demiyorum da. 787 kardayız. Güzel gidiyoruz. Şimdi coşmamız lazım. Coşarsak sıçarız. Ekonomiye bakalım. Güzel. 900 giderimiz var. 2000 gelirimiz var. Elektrikte bir sıkıntı var mı? Var. Şimdi burada hemen... Aha, mecra atladık. 500 nüfusa ulaşın. 500 nüfusa ulaştık arkadaşlar. Sağlık ocağı, ilkokul ve çöp toplama alanı geldi. Tamam, burada oyunu durduracaksın. Bir sakinleyelim. Ekonomiden bunu %100'e çekelim. Çünkü artık insanlar kalabalıklaştı. Bütün binalar aktif. Vergiler açılmış. Dur lan, hemen vergiye. Dur bir dur. Dur oğlum. Oyun güzel oyun ya. Bekle. Sakin oynamamız lazım. Ne yaptım? Bunu yukarı çektim. Şöyle bir hızlandıralım bakalım, artacak mı? Arttı. Güzel. O bizi idare eder. Suda bir sıkıntı var mı? Yok. Zaten 14 bin metreküp, 30 bin, o oraya kadar çıkmaz. Okey. Şimdi arkadaşlar, yeni açılan bir kere çöp. Çöp çok önemli. Şehri bok götürür yoksa. Biz istiyoruz ki etraf tertemiz olsun, mis gibi olsun. Ama çöp toplama alanı şehre yakın, daha doğrusu yerleşim yerine yakın değil. Bunu sanayi bölgesinin arkalarına birazcık yapmak istiyorum. O yüzden bir yol geçeceğim. Ya aslında şehre de yakın yapabiliriz ama şu köşelere falan yapabiliriz. Gerek var mı bilemedim. Şimdi 24 bin paramız var, çöp diyor. Biraz daha uzaklaştıralım, bok kokmasın etraf ya. Buraya kadar uzattık diyelim onu. Çöpü al. Buraya yapıştır. Tamam mı? Su tesisatı var mı burada? Yok. Bak plana bak, nasıl çizmişim, görüyor musun? Çöpleri çıkarmak istediler, çok daha rahat hale geldi. Helal de lan, ne sandın? Çöpçü çalışıyor. İkinci olayımız ne? Hastane. Hastane ve ilkokul. Yani sağlık hizmetini dediğim gibi ortaya koyacağım. Etkisi neresi? Biraz sanayi bölgesi zorda kalıyor. Tamam. Buraya bir adet. Oh! Mutlu olun! Mutlu olun! Buna paramız yetmiyor ya. Tamam. Herkesi sağlık hizmeti, vatandaş tedavi bulmak için hastanelere akın ediyor. Güzel. Hastanemizi yaptık. Şimdi para kazanıp okul inşa etmemiz lazım. En azından ilkokul. Konut ihtiyacı fena değil. Burada bir küçük sıkıntıya giriyoruz. Suyumuz iyi. Çöpümüz iyidir herhalde. Abi okulu yapmayacakmışsın. Ya siktir git, niye yapmıyorum? Niye okulu kurmuyorum? İlkokulu ya. Dur bakayım ne diyor. Abi sanayi gidiyor. Ya oğlum ne alakası var? Daha çok insan çekeriz, hem sanayide çalıştırırım, eğitim görürler oğlum. Kabul etmiyorum böyle bir şeyi. Hayır, böyle bir şey kabul etmiyorum. Eğitim şart baba. O çocuklar yetişecek. Olmaz abi. Durun, bize para lazım, para. Hızlandır şunu biraz, para hızlı gelsin. Gümüş renginin yerini geçen sesi almış. Ya siktir, sen ne diyorsun ya? Podyum. Bekleyin bekleyin şimdi. İyi odaklanmam gerekiyor. Bir sıçarsak topa...
Yağmuru kapatamıyor muyum ya? Oh be. Tamam, çok güzel. Birik baba. Birik para lazım. Allah. Elektrik. Oo. Tamam, artık güçlendirmemiz lazım. Daha fazla para harcayıp hemen bir hesap yapalım. Şöyle bir hesap. Biz ekonomiden 415 para harcıyoruz. Bunu şimdilik %115'e çeksem ben. Daha çok insan çalıştırsam. Boşa masraf yapmak yerine. Arttırabiliyor muyum? Arttıramıyorum. Tam tersi mantık kuracağım. Pavyon koy abi. Aynen kardeşim. Bunu buraya yerleştiririz. Yeşil enerji. Harika bir seçim. Kagan. Ekonomiden tabii onu kısmamız gerekiyor. Ama önce bakalım değerine. Çok iyi durumda değiliz. Öyle kalsın. Biraz para harcayalım. Önemli değil. Vergi nereden alıyoruz? Yalnız trafik olmuş ya. Abi vergiler şu 12-13 yapabilirsin. Şikayet etmezler. Evet arkadaşlar. Konutları geliştirmemiz gerekiyor. Konut eklememiz gerekiyor daha doğrusu. Şöyle yapacağım. Buradan yine bir yol çekeceğim. Konutu buraya yerleştireceğim. Şehir planlamasını bozmamam lazım. Bu yüzden şehri biraz aşağı geliştirmemiz gerekiyor. Ya bu adamların bunu istemesi beni bağlamıyor abi. Bana ne amına koyayım. Ben niye onu düşünüyorum ki? Bizim paraya ihtiyacımız var ki daha iyi hizmet verelim. Yani daha çok mutlu edelim insanları. Hemen büyümek, hemen güçlü olmaya çalışmak birçok insanı mutsuz edecektir arkadaşlar. Vergi almaya gerek yok şu an. Çok şükür kazanıyoruz. 1300-1400 hanemize giriyor. Gerek yok ya. Bekle biraz para biriktirelim. Yetmez abim. Yeter babuş. Yeter. Sen rahat ol. Sanayi çalışıyor. İnsanlar mutlu. Marketler de gayet iyi durumda. Suyumuz iyi, elektriğimiz iyi, her şeyimiz iyi. Mis gibi. Yalnız bir tık fazla para harcıyoruz. Onu halletmemiz gerekecek. Biraz daha para biriktireyim. Hatta kapanmaya gidelim. %100'e çekelim burayı. Giderimiz azalsın. Hemen arkasından bakalım sarıda. Bunun üzerine bir de vatandaşımız mağdur olmasın diye bir tane daha panel koyarsak böyle manyak. Talep fazla değil. Apartman kiralı gitti yükseliyor. Belediye başkanı yerel müteahhitlerle görüş. Hemen görüşelim. Nasıl artıyor lan? Ve vergi bile almıyorum amına koyayım. Mehmet. Paneli yanlış yere koydun. Hayır abi, niye yanlış yere koyayım paneli? Ev yap diyor yani. Ha, beklesinler abi, ev yapmayacağım. Talep var abi. Paramız yok. 700 kişilik ortam güzel. Şimdi çocuklar mutlu olsun diye bir de ilkokul koyacağım. Ha ne olur? Sanayiyi bir tık geliştirebiliriz. Şöyle küçük bir alana daha atalım. Gerçi tabii şimdi iyice eve ihtiyaç duyacak herkes. Vergi al. Oğlum almayacağım. Almayacağım. Sikeceğim ya. Oğlum bir dur. Vergiye ne meraklısın ya. Vergi al, vergi al amına koyayım 12 saattir. Delirtecek ya. Arkadaşlar mutluluk azalıyor. Küresel mutluluk zayıfladı. Hemen mutlu etmem lazım. Para lazım, para lazım. Dur baba dur. Tamam, bir küçük masraf yapalım. İnsanları bir tık mutlu edelim. Şöyle ilerlesek. Tamam mı? Buradan da ilerlesek. Kaç para kaldı? 4000. Müthiş. Bal gibi. Buradan bir dört yol çıkalım. Doğayı katletmeden. Tamam. Çok güzel oldu.
Şimdi su tesisatına geliyoruz. Buradan tam ortadan çekersek alır mı? Tasarruf edelim. Alır baba. Şuraya kadar uzatalım. Hatta daha kısa yapalım. Buraya yetsin. Çok güzel. Hemen buradan bir de evleri buraya çaktık mı? Şu bölgeye. Şöyle bol bol. Burayı çok kötü yapmışım ya. Müthiş. Müthiş. Burası çıkmaz sokak olacak. Çıkmaz orası. Çirkin olur. Çıkmaz olmasın. Şuraya bir tane. Kuru. Mutsuz oldular ya. Çok güzel. Gelişin baba. Beş bin paramız hala var. Elektrik biraz zorlanmaya başladı. Elektrik. Suyumuz. Su idare ediyor. Oğlum daha inşaattayken kırdım. Bir şey olmaz. Ağlanmasın amına koyayım. Biraz vatansever olsun ya. Düşünsün bunları yani. Orada bir hata oldu. Yeni açılan hizmete bakmayı unutma. Biliyorum okul yapacağım. Okul eksiğimiz var. İstediğim gibi ilerlemiyor şu an ekonomimiz. Daha çok çalışmamız lazım. Yedi bin oldu. Güzel. Paraya para katalım. Şöyle yapalım. Buraya kadar gelelim. Buraya kadar gelelim. Burayı oluşturalım. Şimdi buralara küçük çıkmazlar yapacağız. Hayır, orayı yıkmak yok. No. Tamam, burası park olur. Güzel olur. Şöyle bir çıkmaz sokak. Buraya da bir çıkmaz sokak. Yeşillere gel. Şu ortayı boş bırakıyorum. Yalnız burası çok konut oldu. Biraz market lazım. Şuraya bir market atalım. Bu bölgede de bir küçük market olsun ama yolu şimdiden uzatalım. Su tesisatı. Hallediyorum arkadaşlar, durun. Buradan buraya kadar uzatalım. Mağdur olmasın insanlar oğlum. Oraya kadar gidecek de market bulamayacak. Şunu da karşısına çektik mi? Biraz para harcadım ama çok önemli değil. Tamam, bakalım. Yerleşim alanlarına. Buraya market ekleniyor. Burası yine park park bir şey yaparız. Buraya bir market daha koyalım. Denge çok güzel oldu. En yakın market nerede? Velid sokaktayım ben. Hemen karşınızda. Poyraz'ın olduğu yerde de market var. Güzel. Elektrik sarı duruma düştü. Paramız var mı? Var. O yüzden ne yapıyoruz? Hemen ekonomimizi birazcık zora sokuyoruz. %115'e çekiyoruz kullanımı. Su bitti. Su bitti, dur. Durun durun oğlum, sakin. Chatten baskı yapmayın arkadaşlar. Ülke böyle yönetilmez. Su bitti. Su niye bitti? Çünkü elektrik bitti. Hayır. Evet. Ne oldu? Bir dakika durun. Sıçtık. Her şey çok kötü gidiyor. Bütçeden kısmıştık abi. Dur. Bunu toparlarız. Bunu %70'e çekelim. Bir nefes alalım. Küçük küçük kazansak da biriktiririz. Bu ne bu? Bu ne? Bu şikayet ne? Her şey çok güzel şu an. Toparladık. Uzay dünya yörüngesinde. Tamam bak, gündem bambaşka şeyler. Herkes mutlu. Az önce şehrimize okul inşası için bir dilekçe imzaladım. Halledeceğim babuş. Bok şikayeti değil o. Takip etmemiz gereken şey bu. Cimrilik yapmayacağız. Daha mutlu edeceğiz insanları. Bir tane koyduysak bunu %100'e çekebiliriz. Çok güzel. Çok iyi ya. Sorun morun yok değil mi? Yok. Talep çok fazla. Buradan hemencecik bir küçük uzatma yapıyorum. Oo, köy olduk. Bekle. Müthiş. Kent sınırlarının genişletilmesi yeşil ışık yaktı. Tamam, bekle dur. Mavi kurşun direkt üstüne tıkla abi. Dur. Nefes almamız lazım. Su var mı? Var. Para var mı? Çok güzel para gelmiş. Buradan böyle yürüteceğiz bunu. Hoşuma gitmedi. Bunları birleştireceğim.
Halkım için feda olsun. Lan. Oyunu bilmeden oynuyorum bu arada arkadaşlar. Yani bir şeylerde hata yapıyorsam idare edeceksiniz. Suyla ilgili bir sıkıntım var mı? Yok. Ama ben ne yapmak istiyorum? Geleceği düşünerek... Kirli su akıyor mu? Oo, bok akmış hep. Bok. Bekleyin. Suyla ilgili sıkıntımız yok ya. Ama artmış. Risk büyüyor. O zaman hemen bir tane daha su pompası ekleyeceğiz arkadaşlar buraya. Tamam mı? Bir su pompası ekleyeceğiz. Takviye güç ekleme yapacağız. Doğru oranda 18 birimiz varken bir de pis su atık yeri... Ah, elektrik gitti. Tamam şuraya koyalım. O da gidiyor. Tamam gitsin amına koyayım. Bekleyin. Hemen hallediyorum. Çok güzel. Tesisata gel. Buradan çek buraya. Suyu güçlendirdik. Kafamız çok rahat. Ekonomiyi kısalım. Çek suyu 50'ye. Rahat etsinler. İşemem lazım. Binaların mavi alanı elektrik... Tabii biliyorum oğlum. Abi kömür sen geç gözünü seveyim rüzgar türbünü çok... Hayır. Geldim. Şimdi bir nefes alabilir miyiz? Chat. Bak ne olur. Arkadaşlar suyu kuvvetlendirdik. Misler gibi iki tane su pompamız ve iki tane atığımız var. Tamam mı? Şimdi gelişmek üzere olan bir kasabayız, köyüz. Bir tık bu güzel yaşantıyı sürdürebilmek adına minnacık bir vergi alacağım. Mecbur yani amına koyayım ya. Vergi almadan da olmaz. Olur da olmaz. Vergi. Nereden? Bir öğreneyim onu da. Şu an almak zorunda değilim. Vergi nereden alınıyor? Borç. Aa vergi. Oo. Varmış vergi oğlum %9. Minnacık alıyorum. Tamam mı? Hayır. %10'a çekelim. 9'du. %10'a çekelim. Sanayi bölgesini almam baba. Onlar çalışsın. Onlar şey var. Bakayım. Bunlara %12 yapalım. İnsanlar uzun. Oradan verelim, oradan keselim. Çok güzel oldu. Mantıklı oldu. Evet. Şimdi güncel durum. Arkadaşlar yeni açılan özelliklerimiz var. Sağlık hizmeti, itfaiye departmanı, polis departmanı. En önemli 3 tane zımbırtı. Bunları her türlü koymak zorundayız. İlk başta güvenliği sağlamak istiyorum. Polis koydum. Halk mutlu. Ne diyor? Kutay demiş ki şehrimizi ilk itfaiye araçlarını kavuşuyor. Oo, ben itfaiye mi yaptım lan yanlışlıkla? Olur tamam. Mutluluk güzel. Konut ihtiyacı çok fazla. Ah! Çok özür dilerim ya. Farkında olmadan vallahi etkileyeceğini bilmiyordum ya. Çok ölü. Şimdi bekleyeceğiz. Para kazanmaya öğreneceğiz. Ama bunları kontrol etmemiz gerekiyor. Bütçeden birazcık hizmeti arttıralım burada. Şimdi sakinleme dönemindeyiz arkadaşlar. Para biriktirmemiz gerekiyor. Fena değil. 28'e 24. Sularımız iyi. Çöpler sağ kullanımı %3 diyor. Herhalde iyidir. Sağlık hizmetimiz ne durumda? Hasta vatandaş yok lan. Hasta vatandaş yok. Ortalama sağlık %76'da. Bir tane hasta insan yok ya. İtfaiye. Şimdi durun. Bir dakika. Burada sıkıntı var. Yanıyor. Nasıl gideceğiz oraya ya? Yardır. Hemen yolları geliştirmemiz gerekiyor. Çok güzel oldu.
Toparladı, toparladı. Oraya gene bir dokunuş yaparız. Yanıyorlar. Güzel. Polis yapmadık değil mi daha? 12 bin istiyormuş. Vallahi arkadaşlar size bir şey söyleyeyim mi? Üçte mi oynasam acaba? Üçte daha rahat ilerleriz gibi mi geliyor? Para daha hızlı artar. Sürekli bunları kontrol edeceğiz. Bak burada bir takım sıkıntılar başlıyor. Hızlı gördüğümüzde daha iyi anlıyoruz. %120'ye çıkartacağım. Boşuna 6000 harcamamak için. Tamam, o arttı. Sular fena değil. İlerliyor ki %50'deyiz. Burası tamam. Şehir içinde bir apartman dersi ve müstakile varıyorum. Seçici değilim. İletişim için lütfen mesaj atın. KCGZ. Arayın arkadaşı. Hastamız yok. Paramız artıyor. Çok güzel oyun ya. İnsan kendini bok sanıyor. Talep var. Talebe şu an karşılık veremem. Bak, büyük güç büyük sorumluluk gerektirir arkadaşlar. Yavaş yavaş ilerlememiz lazım. Kömür santrali kur, daha çok para var. Oo, hırsızlık var, hırsızlık. Soyuyorlar. Soyuyorlar. Polis kaç para istiyordu? Hemen seri hırsızlık karşılığı. Çök baba polis. Çök çök çök, aldılar içeri. Şehrimizde polis teşkilatı kuruldu. Şimdiden güvende hissediyorum. Kanun benim demiş bir arkadaşımız. Polisi de yaptık. Hala okul yapamadık. Şehrimizde polis teşkilatı kuruldu, tamam. Bu ne? İşçi yok. Ay, konut lazım diyor. Şimdi dur, buradan elektriği ne yapsak? Tam dört yola koymuşum ya. Nasıl bir yöntem yapabilirim? Şöyle yapalım. Buraya bir sokak. Buraya bir sokak yaparız. Hatta bunları biraz daha uzatırız. Şu şekilde. Burada bir birleşti. Aa, siktir. Benim nasıl param yok lan? Para lazım. Para lazım. Eve değsin yeter. Para bitti. Toplarız baba. Para bittiyse şöyle yapacağız. Şehrin sonunu artık buraya koyuyorum. Tamam mı? Bakın, burayı komple eve boyadım. Bir tesisatımıza bakalım. Var. Çok güzel. Buraya bir tane küçük sokak dokunuşuyla bir çıkmaz atarım. Tamam mı? Buraları evlerim. Şehrin sonu burası. Yani bizim alanın. Bak buraya dev atayım ya. Yaşarlar o sokakta da. Tamam, ihtiyaçlar azaldı. Sıkıntımız var mı? Bir tık var. 1300. Sıkıntı büyüyor. Kömüre mi geçsek ya? Kömüre geçeyim. Şimdi parayı almak için bu neymiş? Yeni açılan hizmete bakın. Ne bu? Özgürlük heykeli, kış pazarı. Vergi basın. Hayır, vergi alabiliriz. Vergiden kaçmıyorum. Sadece dengeyi kendim kurabiliyor muyum ona bakıyorum. Mesela 1300 gelirim var şu an. Maliyetler artıyor ama konut yaptığımız için para da kazanacağız. O yüzden ben bunu şimdilik idare etsin diye 130'a çekiyorum. Bu sorunu halletmemiz gerekecek. Suyumuz idare ediyor. Burası idare edecek mi bakayım o çekmeyle. Kayıp cüzdan bulundu. Siyah ve deri sahibi mesaj atsın. Ya arkadaşlar, cüzdan bulunuyor. İnsanlar birbirine veriyor ya. Neden? Çünkü refah seviyesi yüksek. Mutlular. İhtiyacı yok adamın. Zorlanmaya başladım. Hulle baba. Elini korkak alıştırma. 9000 paramız olmuş zaten. İyi gidiyoruz. Şöyle bir kontrol edeyim. Yeşile bayılıyorlar. Yeşile bayılıyorlar ya. Arkadaşlar, bundan sonraki eğilimim elektrik suyu tutturduktan sonra eğitime geçeceğim.
Gelir manyak düşüyor. Evet evet. Gelir çok düşüyor. Bunun da sebebi şu olabilir. Bence herkese günaydın. Gün doğumu ne kadar da güzel günü. Cem Atasoy yazmış. Yılmaz Karakuzu bir şeyler demiş, ne demiş? Yeşil enerji sayesinde şehrimize şimdiden daha çok kuş ve bitki görmeye başladım demiş kardeşim benim, canımsın. Eyvallah. Eğlence sektörü falan var. Şimdi biraz daha büyümeye gidiyoruz. Bu tweet attıkları zaman siz de chatten reaksiyon verin o kişiye böyle. Eyvallah kardeşim. Çok güzel ya. Doğal yaşantı falan. Evet, şu an üretim az. Konut çok üretim az gibi geliyor ama oyunda bize diyor ki sanayiye çok da yüklenmene gerek yok diyor. Ama ben yine de yükleneceğim. Buraya da koyacağım. Birazcık daha gelir elde edelim diye. Şehir planlamasına bir küçük dokunuş ekleyip şöyle bir küçük, hatta bir küçük değil, bu kadar çık. Hatalı iş yaptık ama olsun. Buraya yine konut ekleyeceğim. Orası gelişe dursun, suyu var, elektrik azalır mı? Şimdi dengeleyeceğiz. Bakın, amaçladığım orana ulaştığım an şehir bam güm ilerleyecek zaten. Rahat olun. Polis küçük ama... küçük kasaba olduk. Çok hızlı ilerliyoruz. Korkutmaya başladı. Yüzeysel kanal, orta boy kanal. Bunlar ne la? Sel duvarı falan var. Assiktir. Amına koyayım. Derin kanal falan var ya. Bunları iyi planlamak lazım. Bak, oyun kapsamlıymış. Doğal felaketler oluyor değil mi? Ay, bunu tecrübe etmeden öğrenemeyeceğiz. Daha okul yok. Evet ya. Yeni şeylerin açılması beni ilgilendirmiyor. Ben param varken şu an arkadaşlar ilkokulu buraya çakıyorum. Tamam mı? İlkokul olsun. Okula gitmeye uygun 225 kişi var. Kapasite 300. Tamam, okul başladı. Bir de birazcık daha mutluluğu arttırabilmek adına park atar mıyım? Bakayım parasına. Tamam, atmıyorum. Şimdi burası çok önemli. Beni iyi dinlemeniz lazım. Şehrin dönüm noktası buradan başlıyor arkadaşlar. Hazır mısınız anlatacaklarıma? Kerhane aç abi. Sen Sercan açarsın kardeşim. Sen kerhane açarsın. Ondan sonra bir bok yedim sanarsın. Sen kendi oyununda aç. Şimdi buraya yolu koydum. Şehre yeni bir planlama atıyoruz. Planlamamız ne olacak biliyor musunuz? Konut tamamen bu kadar olacak. Hatta ben onu size dizayn edeyim şimdiden ama paramız yeterse. Şöyle bir yol gidiyoruz. 3200 de çokmuş baba. Bak, böyle bir yol gidiyoruz, tamam mı? Ana yoldan hat çekiyoruz. Bu planlama her şeyi... Ya alan nasıl boş değil amına koyayım? Nesi bu? Tamam mı? 16.000 paramız kaldı. Şimdi burası bizim genel merkezimiz olacak. Merkez noktası neresi biliyor musunuz? Ya da ne amaçla kullanılacak biliyor musunuz? Burası yine polis, itfaiye, okul, lise, üniversite... Şehrin göbeği burası. Anlatabildim mi? Daha sonrasında buradaki konutlar gibi buraya yayılırız. Mutluluk yayacaklar. Ben buraya bir tane daha uzatayım. Buradan da buraya bağlayayım. Tamam mı? Manasız gibi gelebilir. Çarşı, merkez, her ne dersen. Buraya rahat ulaşım yapabilmek için merkez noktadan bir yol daha çekiyorum. Tamam mı? Tamam. Buradan da bunu yardım mı? Buradan da buraya yardım mı? Manyak bir alan oluyor. Şimdi orta noktaların böyle bozuk olması beni biraz üzdü. Şimdi. Bok gibi planlama yaptığım gibi gözükebilir. Öyle değil. Hatta şurayı ben yerleşim alanı oturtmadan bir fixleyeyim. Şurayı kapat. Bu ne la? İki şeritli tek yön yol.
Burası göbek. Orayı sonradan halledeceğim. Hatta bunu da, pardon. Burayı kır. Allah aşkına burayı düz getir. Hayır. Lan oğlum ne zor lan bu oyunun şeyi. Bal bal. Buraya şöyle Grove Street atalım. Çok güzel oldu lan. Ya ben var ya harikayım ya. Şehrin merkezi. Çatal vurun. Neymiş mesela şu sokağın adı? Sefa 907 sokağı. Buna koyayım. Burası da Black House. Ben bu işi biliyorum baba. Sertaç galiba bana bir küçük destek attı oradan. Abi girişin şöyle olması çok trafik olacak birazdan. Nasıl lan? Bir dakika bir dakika. Sertaç çok önemli bir bilgi verdi. Ya oğlum bir kopsana alt. Ne koyayım bir kop. Salak oyun. Nasıl yapacağız bunu? Tamam yollardan buluruz baba. Şimdi burası tek yönlü mü? Para var mı? Para var. Bir dakika yola gireceğiz. Oyunu bilmemek böyle bir şey. Şimdi sen diyorsun ki. Kıracak mıyım bu yolları? Gelse Discord'a. Sertaç. Abi. He. İlk şey var ya bak ilk iki şeritli yollar. İlk iki şeritli yollar bu mu? Bir dakika ekran açık değil sanırım yayından bakacağım. Açık lan dur bir daha ha, aynen, verin. Aynen o, verdim o sana. Abi. Oğlum bu kamera niye oynuyor amına koyayım bir dur oyun bir sakin ya. Tamam ünleme bas şimdi abi. Bastım ünleme. O gösterdi. Gösterdiğim şekilde o yola işle onu. Benim dur şuradan iş. Tam tersi olacak. Aynen. Heh. Aynen. Öyle dümdüz gel abi. Sürükleyebilirsin. Tek tek yapmana gerek yok. Ah. En soldakine sağ tık yap. Heee. Tarafı da aynı şekilde. Şimdi bu şundan dolayı abi. İlk başlarda sorun olmuyor da. İleride öyle bir trafik oluyor ki herkes birbirine giriyor orada. Çift şeritli olduğu için. Burada tek yön şu an. Zaten aralara yol yaptın sen. Sorun olmaz. O ara yollar kurtaracak seni. İstersen ortaya döner kavşak da atabilirsin bir tane. O daha güzel kurtarır. Döner kavşak nerede? Bak o şey var ya yine yollarda 1, 2, 3, 4, 5. Heh. Oo. Ondan bir tane kurabilirsin. Çok güzel oluyor. O zaman bak bunu buraya yapacağız. Dur be. Hayır. Aynen. Ay bu ama yok. Bak onu girişe yap abi. Şehire girişinde onu yaparsan insanlar birbirine girmiyor. Daha rahat oluyor. Şehre giriş dediğin ne lan? Buraya yapamam. Ya ora işte. Az önce gösterdin ya geriye. He. Oralar yani. Tam olarak oralar. Bak şuraya çakayım mı lan bunu? Tamam oralarda olur. Güzel olur. Yıkıyorum o zaman. Ya orayı yık oraya yap sadece. Hani bu ara sokak yapmak yerine bu daha iş görüyor. Ah! Ha dur. Tamam güzel öyle devam. Dur bir dakika. Bak bunun çok ince noktası var abi. Bunu random koyabilirsin. Öyle hani tam düz şekilde. Ben sana ayarlatacağım güzelce şimdi. Dur lan niye böyle oldu ya? Dur kafam durdu amına koyayım. Bekle. Bir koy abi sorun yok. Dur. Ben ayarlatacağım sana onu. Oğlum ne oldu lan? Benim bir her şeyim gitti. Bir şey oldu bana ya. Bir kontrolden koptu oyun. Ne seçili şu an?
Şu an tek yön seçili. Niye yol döşüyor? Yani bir yerden tutturmam mı lazım illa? Ama oğlum... Ay, şey abi, sol alttan değiştirmem lazım. Şey yaptık ya, ünleme bastık ya abi. Heh, onu bas abi şeye. Şuna tıklayacağım. Oğlum ne diyorsun amına koyayım? Çubuk olana. Çubuk olana. Üçüncü. Şu. Heh, aynen. Seç yine döner kavşağı. Oraya onu koyacağız direkt. Yapacağım. Şunu yine ünlemden şöyle ters çevirelim. Şimdi gel bakayım şuraya. Yok bu, ben bunu random koysam çevirebiliyor muyum? Şimdi ben sana çok tatlı bir şey yaptıracağım. Buraya çok zevk alacaksın yapınca. Bana tamam, güven. Tamam basayım bunu mı? Bunu koy böyle abi. Bas koydum abi bunu. Tamam. Tamam. Küçük şeyler var ya, yollar. Onları kıracağız tamam mı, yanlarındaki? Yuvarlağın, buldozerle en sağdaki. Kır abi küçükleri. Şeylere, döner kavşağın yanındakileri bir de. Kır onları. Tamam bak şimdi abi, bu buglı bir şey bu. Yani buglı olmaması lazım normalde ama oyunun bug'ı değil bu. Bu döner kavşak bozulmaması için ortaya iki tane şey koy abi. Yol. Küçük yol. Birinciden, aynen. Ortaya. Çarpı yap. Anlatabildim mi? Ortaya çarpı yap. Heh. Şekli bozuluyor diye bunu yapacağız. Kaldıracağım bunu sonra. Çarpı... Yap abi. Ortaya bir tane koy. Ondan sonra diğer tarafa. Heh. Tamam. Bunu kaldıracağız ama bu şekli bozulmasın diye. Şimdi sen şehre geliş yönünü bu taraftan yaptın ya. Tamam. Day abi onları döner kavşa. Buradan çek diyorsun. Aynen, dümdüz çek. Bunu normalde çektiğinde şey oluyor. Bozuluyor ortaya şeyi koymazsak. Çekemiyorum, kıvırıyor İstersen, böyle. İstersen tamam, yer altından yapalım, daha tatlı olsun. Yer altından nasıl yapılıyor lan? Tamam, tıkla abi yola. Para bitti amına koyayım. Yok yok, bitmez abi. Bak sana dedim ki ben ilk başta, vergiyi yüksel düşürürüz. Sıkıntı yok. Bir şey demez halkımız. Tamam, neye tıklıyorum? Yola tıkla abi, en sondaki, sağdaki. Tıkladım. Şeye tıkla ama, tek yönlüye. Tamam. Heh. Tıkla bir kere. Nereye? Yola tıkla, page down tuşuna basacaksın. Onu. Heh. Dümdüz sür abi alttan şimdi ileriye doğru. İleriye doğru sür, bağlama hiçbir yere. Sür 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 sür. Tamam, sabitle orada bir yere. Bak o çıkışa sabitleyebilirsin. Biraz sağlı gel. Heh. Sabitle abi oraya. Bırak. Tamam. Bu şimdi alttan devam ediyor. İstersek bunu çıkartacağız ama. Tamam. Page down tuşuyla yine. İstersen çıkart, o da hazırda dursun. Tıkla yine. Page down tuşu. Çok oluyor. Çok buldum. Az page down. Page down. Konuşamadım. Page ya. Down'dayım şu an. Bir tane daha. Bir daha bas. Page down'ı. Bir daha. Page up abi. Page up. Pardon. Lan serti aç. Lan serti aç. Devam et abi oradan. Dümdüz sür. Oğlum param bitti, param. O yolu kır ama bak abi, o yolu kır. Kırayım da. Ben sana para kazandıracağım şimdi abi. Tamam dur bir dakika dur. Dur bekle. Dur. Şimdi baba. Sen güzel başladın bu arada. Bekle babacığım. Buna geldin. Page down'a basacağız. Page down'a bastım. Buraya tıkladım. Altı çok indirmişiz bu arada. İstersen kır orayı. Altı çok indirmişiz. Buna koyayım. Çökerttim memleketi. Para bitti ya. Ya yok. Sikeceğim alt geçidin daha amına koyayım. Okul yok ya. Evet. Valla istersen alt geçidin. Sen o dedin diye ben yapalım dedim. İstersen oraya bağla. Dur. Şunu yıkıyorum bunu. Yık abi, aynen. Tamam. Şimdi... İstersen direkt buraya da bağlayabilirsin. Yok ya, yapalım yapmışken ya. Bir şey olmaz. İyi tamam abi. Şimdi buraya tıkladım. Page down dedim. Bastık, düz gittik. Düz gidiyorum. Düz. Gittim. Döner kavşağı çok geçme. Azıcık geç. Page down'a bas sonra. Azıcık geç. Bir tane daha indirdim. Heh. Bas abi, tıkla buraya, sol tık. Tıkladım. Page down'a bastık. Page up'a bastım. Up pardon. Tamam. Burada da para yok diye amına koyayım. Tamam, bunun da çözümü var bak şimdi. Bütçeye giriyoruz abi. Bak bu normalde hile falan değil abi. Bu oyun bu şekilde ilerletiyor sana. Sertaç. İzle beni. Sikerim alt geçidi de.
peşinde bunu bana sonradan param olduğundan. Ben sana dümdüz yapıyordum bunu ama sen dedin ki o çok iyi yapalım dedin. Yok bunu siliyorum. Nasıl siliniyor bu? Silinmiyor amına koyayım. Buldozerle. Buldozerdeyim zaten. Yola nasıl tıklayınca silmesi lazım. V'ye tıkla abi. Ne? V harfi. Tamam. Dümdüz bağla ya o bunu zaman. Dümdüz bağlıyorum abi buna. İlk başta yapacağımız döndür, gibi. Döndür amına koyayım döndür be. Heh, mis gibi yol. O şimdi ters bunu, oldu yalnız. Bunu ters yapacağım yapacağım. Şunu ters nasıl çeviriliyor lan? Ünlemden değil mi? Hı? Tamam ne oldu böyle geldi böyle dönebiliyor şu an. Böyle geldi. Tamam, o zaman burada kaza oluyor amına. Ortayı silecek tamam, miyiz? Tamam orayı kaldıracağız. Sen kaldıracağız. Şekil bozuluyor dedim ya. Tamam. Kaldırıyorum buraları. Kaldır abi. Tamam buradan şehire bağla şimdi sağ solun. Daha temiz olur. Artık düz yolla bağlıyorum. Aynen düz yolla bağlayabilirsin. Çift yolluyla yani aynen. Şöyle. Bir de abi vergiler %12'de sorun olmuyor. Haberin olsun. Vergiler %12'de sorun olmuyor. Aynen. %12'de hiçbir sorun olmuyor. Halk ona okey diyor yani. Anladım. Tamam okey. İyi ben buradan yardırıyorum o zaman. Devam abi tamam. Ama bu biraz yol bir yarrak gibi oldu ya. Neyse. Bunu o zaman ne yapalım? Dur sen gitmeden şuradan uzatmam gerekiyor ben bunu. Ben buradayım sorun yok. Bu şehirde böyle gidecek. Ama dur paramız yok. Tamam ben burada dönsünler amına koyayım. Bütün gün ben hallediyorum şimdi. Sen %12'ye al rahatlayacaksın. Zemini düzleyemiyor muyum? İşte bu az önce dediğim bug oldu. Oyundaki bug bu. Değişik bir sorun ya abi. Ortaya o çizgiyi çekmek gerekiyor yine. Koymadan önce. Ananı sikeyim. Ctrl Z düzeltiyor bunu. Hayır. Düzeltmiyor. Düzeltmiyor. Aslında abi doğal bir şeymiş bu da. Oğlum bu yanına koyayım. Niye Ctrl Z düzeltmiyor lan bunu? Şey yap abi. Bu geri yükseltme yok mu? Var ya. Üçüncü seçenektekini yap. O düzlüyordu zemini. İlk önce düz bir zemine şey yap ha. Sağ tık yap iki kere. O da olur. Para harcıyor mu lan? Harcıyor. Dur bir dakika. Şurada bir deneyeyim. Tamam arkadaşlar. Bundan sonrası benim üstün yeteneklerimle göz kararı. Para gidiyor abi. Gitsin amına koyayım. Feda olsun lan. Feda olsun be. Yeter ki vatandaş şu çıkıntıyı görüp vay be desin amına. Tamam. Hiçbir bok değişmedi ama olsun. Okey. Hadi gittim ben. Evet Sertaş'ın yüzüne kapattım. Şehrin amına koydu. Bütün planlarımı alt üst etti. Yakacağım şimdi bu şehri. Kardeşim benim. Anasını sikti şehrin. Para da bitti. Her şey bitti. Bir de gelmiş. Vergi al, vergi al. Yok yola şunu yap bunu yap alt geçit. Bana fark ettiyseniz boşa para harcatma çabası. Böyle bir vergiye zorlama kısmı. İlkokul yapma abi. Eğitimden kaç abi. Ben Sertaç'ı çözeceğim. Onu çözeceğim. Yer miyim yemem. Şimdi benim bildiğim gibi oynayacağız bu oyunu. Öncelikle elektrik tesisatımız çökmüş. Bunu da Sertaç yaptırttı biliyorsunuz. Yolu buraya yaptırarak. O yüzden bunu tamamlayarak hemen hatayı fixledim arkadaşlar. Bu bir. İkincisi su. Görmüş olduğunuz gibi suyumuz gayet iyi durumda. Ama ben ne yapacağım? Daha da iyi yapacağım. Şöyle dümdüz çektim mi orası mis gibi olur. Göbeğe su gitmiyor. Göbeğe su gitmek zorunda. Çekeceğim. Böyle hatta öyle bir çekeceğim ki bunu masraftan kaçınarak. Bak. Tak. Gördün mü? Tamam. Suyu da yaptık mı? Ama gerek yok. Para çok. Sen rahat ol. Oyun namına koydu. Oyundan koptum ya. Ne yapacaktım ben? İyilik de yaramıyor değil mi?
Kömürü geçsek mi ya? Okul ha, okul. En önemli şeyi unuttuk. Okul. Bak nasıl bilincimiz oynadı, gördün mü? Şimdi bir tek iyilik yaptı bize. Trafiği düzeltti. O önemliydi. Tamam mı? Bu konuda mutluyum. Gayet gelişmiş bir şehrimiz var. Eğer elektriği de halledersek bu iş biter. Şimdi çok küçük bir vergi dokunuşu yapmak zorundayım burada arkadaşlar. Yani bu ülke boşuna çalışmıyor. %12 nedir amına koyayım? %12 vergi arttırımı yaptık. Çaycı mesaj attı. Hayırdır, amanıza katılmıyorum çaycı. Siz bu ülkeyi patates etmeye çalışıyorsunuz. Ben de paramı mutluluğa harcamak istiyorum. %12 vergin üzerine çıkmamaya çalışacağım arkadaşlar. Bilginiz olsun. Oyun hızlandırıyorum. Su. Yeterli. Elektrik. Sıkıntı da. Çöp iyi. Hasta vatandaş koskoca şehirde 3 tane. 1588. Herkese günaydın falan diyor Faruk Budama. Günaydın kardeşim. Yangın risk %50'nin altında. Suç oranı düşük. Tutuklanmış suçlu sadece 7 tane. Eğitim akıyor. Daha okullar boş. Çocuklar gelecek. Parklar yok. Park yok. Tamam, para biriktirelim. İlk oğlum okul yaptık biz ya. Tamam mıyız? Oyun sardı beni ya. Lise yapmadık daha. Dur oğlum, o şehrin merkezi bunun için var kardeşim. Yalnız bir konut isteği var. Bu konut isteği benim canımı sıkmaya başladı artık. Şuraya bir tane daha konut koyalım. Sanayi bölgesi bir tık az kaldı gibime geliyor. Sanayiden yürüyeceğiz biraz daha. Onu da şu şekilde yürüyorum. Buraya kadar uzatırız. Buradan böyle çıkarız. Hayır, buradan çıkarız. Bak cuk. Buradan da bunu çıkarız. Biraz masraf yaparız ama hiç önemli değil. Sanayiye yerleşimi koyar. Suyumuzu kontrol ederiz. Şuradan bir ana hat çıkartırsak ileriye de yatırım olur. Şöyle kısasından. Tamam. Sanayi bölgesi gelişiyor. Evler gelişiyor. Hala ev isteği var. Bir çılgınlık yapsam mı ya? Şunları mutsuz etsem. Buradan böyle yolu çıksam. Buradan da bunu bağlasam. Ortadan da bir tane sokak geçsem. Suya gelsem. Su zaten varmış. Buraya da yerleşim alanı çaksam çok da güzel olmaz mı? Çok da güzel olur. Hazır paramız varken bir tane de doğayı korumak için çaksak bunu. Çünkü yeni yapı yaptık. Oldu oldu. Park alanı diyor. Gerek yok şu an. Yapacağız onları. Battık. Ne battık ya? Yok mu oğlum bir şey? Aha arkadaşlar. Ay su bok oldu bok. Suya da bir takviye atarsak. Tadından yenmez. Suyu hallettik. Bok kısmını da halledelim. Şunun yanına boku koyduk mu? Ekonomiden de bütçeden zaten kısmı %50'sini harcıyoruz. Elektrik yapamıyorum ya. Niye böyle ya? Paramı sırf ona mı harcasam acaba? Gelişmiyor mu oğlum? Şu ne bu? Gelişmiş rüzgar türbünü niye açılmıyor ya? Ben bu işi bitirmeye oynayacağım arkadaşlar. Rahat olun siz. Şu an yaptığım şey ne yaptın falan gibi gelebilir. Öyle bir durum yok. Kömür, kömür yok. Hava bak oğlum, geleceğimize yatırım bu. Çoluğumuz çocuğumuz temiz havada yaşasın amına koy. Sen rahat ol ya. %150 çalıştırmamıza rağmen böyle bir durum var yalnız. Çok elektrik yiyor ya.
Koyu renk olanlara koysan abi diyorlar. Ben yanlış bir şey mi yapıyorum acaba? 8. Oo! Bir dakika. Hemen tweet atın. Tweet atın abi şehre. Elitlilik problemine son. Gördüm, tamam, yakaladım. Şükür demeyin oğlum, ne yapayım, görmüyorum her zaman. Elektrik problemine son. Halk bir fikir sundu. Biz de bunu uygulamaya geçiriyoruz. Ama nasıl yapacağım acaba? Durun bakayım. Buna gel. Ben bunu şimdi iptal et. Lan oğlum elektrik... Tamam, buna gel. Aa, binayı taşı. Ay, çok güzel olacak. Dur. Bir de bunları şöyle düzgün yerleştirelim ki örnek olsun. Örnek. Yeterli param mı yok? Amına koyayım, taşımaya kaç para alıyorsun ya? Arkadaşlar elektrik diyemiyorum. İdare edin beni. 1200 mü alıyor? Tamam. Hallederiz baba. Alsın 1200. Şimdi dur. 1100 daha geldi. Tamam, çok güzel. Sıkıntımız yok arkadaşlar. Bak şimdi. Ana hattı buraya döşeyeceğiz. İş bitti. Bu kadar. 1000 daha harcadım. Çok güzel. Gördün mü durumu? 1200 alıyormuş ha. Feda olsun, feda. Çok güzel. Şimdi kısıyoruz. %100'e çekelim. Zorlansın. Birkaç gün elektrik gider. Bir şey olmaz. Çektim baba. Kontrol ediyorum. Çok iyi. Çok iyi. 4000 daha olmuş. Çek bir tane daha. Heh. 58'e 50. Bitir bu işi. Tweetleri bekliyorum. Tepelikmiş ya burası. Bu kalsa mı? Hadi bunu da böyle yapalım. Duruma bakalım. 68'e 50. Üstelik 2,5K'ya çıktık günlük. Şu suyu yalnız bir %60 yapalım. Bir korkuttu beni burası ya. Ya da dur bakayım, bir kontrol edelim. İyi idare ediyor. Güzel. Gelsin paracıklar baba şimdi. Çöp sıkıntısı mı var orada? Çöp sıkıntısı mı var? Niye çöp sıkıntısı var? İstifa mı yazıyorlar? Ayıp lan. Halk park istiyor. Tam yürüyüş yapmalık bir hava. Sağlıklı hayat. Keşke şu şehirde birkaç adam gibi park daha olsun. Doğru söylüyorlar. Şimdi şehrimizin ilk parkını kuruyoruz. Hemen bakayım. Şehrimizin ilk parkını 7500'e kurdum. Bir de küçük park yapalım. Sanayi bölgesi de mutlu olsun kardeşim. Sanayi bölgesinde çalışan adamın parkta yürüme hakkı yok mu? Tamam abi, budur ya. Tamam, şimdi para lazım. Yalnız şey az ha. Bak bizde bir azlık var. O da şu. Şuraya bir market atalım. V'ye bastım. Yıktım galiba. Ne eksik? Sıkıntı ne? Sıkıntı ne? Niye bir şey... Niye kuramıyorum bunu? Şuraya bir market atalım. Parkın yanına da bir market atalım. Orada hani parkta yürümeden önce bir içecek su, bisküvit alırlar. Ondan sonra cıma... bu neydi? Hastane miydi la bu?
Şuraya bir konut atalım. Bir de sanayi bölgesine küçük bir güncelleme attık mı yürür gideriz arkadaşlar. Buradan bir yol geçirelim. Bakıyorum, hemen hallediyorum. Şehrin amına koydum mu? Yo. Buraya da bir sanayi bölgesi atalım bir küçük. Buraya da atalım. Tamam, su tesisatı kontrolü. Her şey yolunda. Elektrik yolunda. Güzel. Denizin dibinde inşa edilmiş bilim adamı istasyonu. Sponsorlarısı ünlü film yönetmeni var. Skanezi banlayın amına koyayım. Ne diyor bu ya? Güzel. Şimdi paramız var. Kasabada para varsa ne yapıyoruz? Eğitim dedik. Hastane bakayım. İtfaiye. Sanayi bölgesine bir küçük destek atmak lazım arkadaşlar. Ya da gerek yok ya. Orası zaten görülüyor bir şekilde. Kaç para istiyor bunlara? 24 bin istiyormuş ya. Lise lazım ama şimdi ilkokula gidiyor çocuklar. İlkokuldan sonra nereye gidecekler? Biraz daha para biriktirelim. Ne olur kömüre geç ya. Oğlum hallettik. Sıkıntımız kalmadı. Rahat ol. İhtiyaçlar sol altta yazıyor. Hani. Bir de politika diye bir şey yazmıştı burada. Ne bu? Elektrik tasarrufu önemli. Aa, bunu yapmanın en iyi yollarından biri de binalara elektrik sayıcı takmak. Enerji tüketimi kısmen azalır. Haftalık gider. Bina başına 5 mi? Oğlum bizde öyle bir şey yok. Bizi ilkokuldan direkt liseye amına koyayım. Ne gerek var? Duman dedektörü. Bunlar çok pahalı ya. Su tüketimi. Zora düşersek bakarız. $0.05. Oğlum $0.05 bina kaç ya? Kaç para lan bir elektrik tüketimi ya? Bakayım neye değişecek? Lan 1300 oldu. Oğlum 2000 dolar ne ya? Tamam biraz dursunlar bakayım. Burada ne oldu? Ne değişti amına koyayım? Ya geç lan boş iş bu, kapat. Vazgeçtim. Geri sök, iade edin onları. Herkese günaydın. Gündoğum eyvallah Kantus. Yuman ne demiş? Bu elektrik sayıcının ne kadar enerji tükettiğini bilen var mı? Siktir et, kaldırdık zaten. Yok öyle bir şey. Arkadaşlar zaman eğitime ağırlık verme zamanı. Lise var. Kütüphane var. Ben liseden yanayım. Şimdi bak öyle bir yere lise kurmalıyız ki. Bak çok güzel yer lan. Bayılırsınız buraya. Bunu bak şimdi şöyle yapacağız. Liseyi buraya çakarsak ne olur? Evlere biraz uzak olur. İlkokul neredeydi? Şurada. Buradan mezun oldun mu direkt buraya geçiş yapıyorsun. Çak liseyi. Eğitim. Kapasite 1000. Okula gitmeye uygun 426. Okuyor bu kasaba, okuyor. Okulda çaktık. Özgürlük Yıldızı Uzay İstasyonu. Sikecem biri kafayı yemiş. Sürekli astronomiden gidiyor. Yerel yönetim eğitime önem veriyor demiş. Rax. Önem vermeye başladı gibi. Öğrenmenin yaşı yok HDI ile. Herkese günaydın falan filan. Müthişiz ya. Para ne durumda? 2700 geliyor günlük. Burada sıkıntı var mı? Yok. Var da biraz yani. Arkadaşlar suyu artık %60'a çekme vakti geldi. Biraz masrafa gireceğiz. Bunu da %110'a çekersek hiçbir sıkıntı olmaz. Daha çok belediye çalışıyor. Aa, dur lan. Dur biz çok para harcıyoruz arkadaşlar. Çöpü kapat. Her şeyi bir kıs baba. Bak şimdi her şeyi bir kısacaksın. Eğitimi de kıs. Şimdilik yani. Kıs baba. Bu ne bilmiyorum, bu zaten sıfır. Bak şimdi her şeyi kıstık.
İzle. Rip mip değil. Bekle. Şimdi. Zamanı ilerlet. Bir duruma bakalım. Durum iyi. Durum iyi. Çöp. Sağ kullanım %41. 3 milyon çöp birikmiş. Sağ kapasite 8 milyon. Daha idare ederiz. Bu neymiş? Ortalama sağlık düşüyor. Ortalama sağlık düşerse daha çok hasta çıkar. O zaman ne olur? Çok hastane açmamız gerekir. Önemli olan burada sağlıklı insanlar sağlamak. O yüzden ne yapıyoruz? Ekonomiden sağlık kısmına birazcık arttırım yapıyoruz. Yani %65 kafi. İlerlet. Sağlık durumu toparlamaya başladı. Oo, itfaiye çok riskli durumda. İtfaiye riskteyse o zaman bunu riski azaltmak için itfaiye departmanının performansını yangın önemli insanlar ölmesin %100'e çekiyoruz. Yani normal seviyeye getiriyoruz anladığım kadarıyla. Bakalım. %42'ye düştü. Güzel. 42'nin üstü zararlı. Polise bakalım. Tutuklanmış suçlular 13, cezaevi kapasitesi 20. Suç oranı 8. Tamam, buraya da çok küçük bir dokunuş yapacağız. Polis departmanına %60 vereceğiz. Tamam mı? Çöp toplayıcılar öldü mü kaldı mı? Hayır. Niye lan öyle? Ya sen iste, ben sana bir tane daha koyarım. Anamına koyayım ya. At tweet at. Tamam. Eğitime geliyoruz. Oo, eğitim sıçmış. Buraya müdahale etmem lazım. Eğitim. %100. %100 eğitime geçiyoruz. Bakayım. Oha. Gerek yokmuş. O kadar da okula gitmeye vesile işler yok galiba. %80'e indirelim. Maliyeti kısalım. Fulledik oğlum. Tamam. Okullarımız, lisemiz full. İlkokulumuz biraz riske girmiş. Bunu biraz takip edelim. Eğitim sıkıntılı ya. Bunu 80'e çekiyorum. Kafamız rahat etsin. Tamam. Şimdi parklar. Efsane. Yok o şeymiş. Yüksek eğlence parkları. Nereden anlayacağım ben neyin ne olduğunu? İnsanlar ne diyor? Yarı şeffaf plastik ceketler revaçta. Sebebini kimse bilmiyor demiş. Boş yapmış. Çöp toplayıcılar öldü mü? Ölmedi. Yaptık. Yalnız sıkıntı arkadaşlar burada. O zaman küçük bir destek atışı yapacağız şehre. Bunu böyle uzak bir yer yapacağız. Buraya bir mahalle atacağız arkadaşlar. Para harcayacağız. Çöp önemli. Ondan sonracığıma bu uzak bölgede kalmış olan çöp binasını binayı başka bir tesise geçir. Yanlış bir şey mi yaptım ya? Normal çalışıyor. Çöpün parasını arttır. Hayır. Ah siktir. Buraya çöpü koyarım. Feda olsun derim. 25 bin param da sabit dur. Ağlamayın bak. Ne çöpü yok. Burada bir sıkıntı var. Güzel. Güzel. Güzel toparlamış. Ekonomiden çöpü çok düşürdün. Hemen bakalım. Aa, çöpü unuttuk. Doğru doğru. Bunu %65 kapasitesine çıkartırsak ya boşuna masraf yaptık ya, olsun. İleride fayda sağlar. Azaldı mı çöp durumu? Şu ne arkadaşlar ya? Bu ne bu? Yeterli eğitimli çalışan yok. Nasıl yok ya? Oğlum eğitimimiz iyi bizim ama. Buraya
Bir okul daha çakarım, bu işi bitiririm. Sen rahat ol. Yangın var, yanıyorlar. İtfaiye gider oraya. Bekle bekle. Bir şeyler kötü gidiyor gibi ya. Üniversite mi istedi? Bir dakika, anlamaya çalışıyorum. Güzel güzel. Şuraya bir yerleşim alanı yapalım. Şuraya da bir yerleşim alanı yapalım, o dengelesin. Abi niye lise yaptın? Ne bileyim oğlum. Ya üniversitede yapayım. Kaç para istiyor lan? Bir üniversite kaç para? 22 binmiş. Sen rahat ol şimdi, izle. İzle, eğitim sorununu ortadan kaldırıyorum. Hallediyorum. Sakinlememiz lazım. Çok hızlanmaya başladım çünkü. Batarız yoksa böyle giderse. 22 bin var diye hemen harcanmaz. Allah korusun bir durum olur falan. Bir 25 bin lira falan çıksın zor gün parası. Bekle bekle. Üniversite yok ki oğlum. Siz üniversite diyorsunuz da üniversite yok. Kütüphaneymiş oğlum bu. Ya bilmeden konuşuyorsunuz ya. Tamam, şehir kütüphanesi ortada bir yerde olsun. Şöyle şuraya bir adet kütüphane yapalım. Aa Allah be. Oo, orana bak, İngilizce. Kütüphaneyi koyunca İngilizce konuşmaya başladılar amına koyayım. Şuradan arkadaşlar buraya bir hat çekeceğiz. Tamam, her şeyimiz iyi ya. Maşallah. Eğitim sorunu da ortadan kalktı. Para da güzel kazanıyoruz. Diyorum ki bir küçük vergi koyalım ya. Ya da vergi koymak yerine niye şehri daha kalabalıklaştırmıyoruz? Ne var lan, yol yaptım diye neyin tribine giriyorsun hemen? Allah Allah. Al, içine kadar yol çıkarttım. Arkadaşlar bunlar küçük ara sokaklar. Çünkü şehir burada bitti artık. Burada çöplük olduğu için. Bakın burası tamamen iptal. Şehir burada bitiyor. Su var mı? Su yok. Hemen su tesisatı döşeyelim. Şöyle bir. Vatandaşlarım nerede mutsuz? Sağ altta artı 75 yazıyor. Manipüle etmeyin lan. Aa, üniversite açıldı. Tamam. Bir sakinle. Aynen, ikide dur. Şimdi arkadaşlar genel toplantı yapıyoruz. Halk toplan. Tweetlere bak bakayım. Kent sınırları. Vay anasını, şu kasaba ne çabuk da şehir olmaya başladı bir zamanlar. Tatilimizi uzatma. Denizin dibinde inşa edilmiş bilim adamı. Bu boş yapıyor. Bu sürekli böyle yapıyor. Bak buradan tweet atmış. Alın bunu. Tamam. Bir sakinlemem lazım. Analiz ediyoruz. Elektrik üretimimiz güzel. Suyumuz çok iyi. Ama bir yine de kontrol edelim. Adım adım gidelim. Bakınız. Anasını sikmişiz doğanın. Doğa bitmiş. Burada yok mu oğlum bir temizleyen memizleyen bir şey bunu ya? Su arıtma tesisi daha açılmadı. Tamam. Su okey. Çöp durumumuz canavar. Onu biliyoruz. Sağlık hizmetimiz iyi durumda. Cenaze falan tabi bunlar işte, ortalama sağlık %70'lerde, güzel. İtfaiyemiz yani. Paramız birikiyor zaten. Suç oranımız iyi. Yalnız
bir tane daha şöyle bir polis müdahalesi gerekebilir. Mesela bakın buralar biraz sakin kaldı. O yüzden şehrin sonuna bir adet karakol atarsak teflon kaplamalı iç çamaşırları peynir ekmek gibi satılıyor. Çamaşırların yerinde durabilmesi bilmem ne demiş biri. Gündem güzel. Yani şehirle ilgili bir sorunumuz yok. Eğitimimiz, ilkokulumuz iyi durumda. Lisemiz iyi durumda. Burası kötü. Yani şey yok. Eğitim yok. Niye? Çünkü yerleşim alanında yapmadık onu. Ben onu bilmiyordum. Ne yapsak ne yapsak? Vallahi arkadaşlar şöyle bir şey yapacağım. Çok özür dileyerek. Orası ghetto demiş. Terk edilen binalar varsa yaptır abi. Yok ya, insanları evinden etmem ben. Sikerler amına koyayım. Bak şurada belki bir yerleşim yapabiliriz. Oh. Bir dakika durun. Hay Allah ya. Ya bir üzülmeyin be. Şimdi arkadaşlar ben buraya yol attım. Buraya yerleşim alanı atacağım da amına koyayım. Bu sokağa giren nasıl çıkacak? Deneyelim bakalım. Bir şey olmaz, bir şey olmaz arkadaşlar ya. Tamam. Başka bir eksi... Oğlum 50 bin para yapmışız la. Karşı komşu dairesinden tuhaf bir koku geliyor. Ceset kokusu, nasıl bir şey? Nasıl lan? Nasıl nasıl? Gidelim bakalım. Herhalde o böyle hani hareket olsun diye yapmışlar. Aa, Malatya'da deprem var. Harbi mi? Altta abi diyen var. Nasıl altta lan? Tweet'i silmiş mi? Tamam. Şimdi ceset... Aa, durun, yeni güncellemeler açıldı. Tamam. Şimdi yeni güncellemeler... Otobüs durağı nasıl kullanılıyor bilmiyorum. Çöpte yeni bir şey açılmamış. Burada bir şeyler açılmış.
Ana oğlum yeni yerler, çocuk sağlık center'ları falan, mezarlık gelmiş. Abo oğlum, bugüne kadar ölene ne yapıyorlardı ya? Ya burası bok gibi oldu ya. Gerçekten bok gibi oldu ya. Yani böyle bir şey olamaz ya. Tamam, mezarlık yapıyorum o zaman. Ortaya bir tane mezarlık yaptım. Tamam mı? Ölü durumu cenaze hizmetleri. Kapasite diyor. Kül düştü. Burada bir şey yok, burada bir şey yok. Eğitimle ilgili bir şeyimiz yok. Kütüphane tabii yapamadık ama çok önemli değil. Otobüs durağını merkeze yapacağız. Ben yine de yapayım. Şöyle merkezde bir yerde, meydanda olsun. Şurada, şurası güzel gibi ya. Tamam. Bir de buraya şöyle güzel çocuklar falan eğlensin. Botanik bahçesi yapalım ya. Gelsinler şöyle şehrin merkezinde takılsınlar. Baba, Göbek'te botanik bahçemiz olsun. Kaç para lan bir botanik bahçesi? 15 bin. Ya, gerek yok. Ölülerimizin küllerini şömine başında saklamaya son. Tamam. Güzeliz. Göbeğe bir şey... Ya Göbek hiç istediğim gibi olmadı ya. Şimdi asıl unuttuğumuz bir şey var. Ne o? Doğal afet hiç düşünmedik. Şehir iyi gidiyor. Para kazanıyor şehir. Her şeyimiz güzel. Nerede doğal afet zımbırtıları? İskele. Sel duvarı. Sel duvarı. Oha. Abi o DLC olmaz şu an, doğal afet. He iyi lan, iyi, ne güzel lan. Yüksek binalar açılırsa şehrin göbeğine koyarım. Ama bizim, bana sorarsanız, sanayimiz yetersiz baba. Yani sürekli konut istiyor. Ben anlamadım ki niye sürekli konut istiyor bu. Alan genişleme açıldı mı ya? Oo! Ben bunu hatırlıyorum. Buraya doğru mu genişlesek lan? Kaç para lan bu? 5000. Oğlum ucuz. Sola doğru da gidebilir. Her yer güzel. Bence otobanın altına yerleşelim biz ya. Bak şehri de güzel büyütürüz yana doğru. Ya da böyle köprünün orada falan da olabilir. Chat'e bakıyorum. Halk sizsiniz oğlum, siz karar verin. Feda olsun lan size. Bir istersiniz iki veririm lan. Hayırdır. Para lazım. Artık şehir sınırı resmi olarak genişletilmiş durumda. Yerel yönetim ne gibi planlar yaptı merak ediyorum. O bizde. O bizde. Rahat ol. Şimdi arkadaşlar. Büyümemiz lazım. Para lazım. Burayı aldık. Tıpkı oyuna başladığımız gibi yapacağız. Su tesisatını şöyle düzgün bir şekilde genişleteceğiz. Tamam mı? Mantıklı ama. Dur bakayım. Araya da bakalım da göte gelmeyelim. Ben şimdi yapacağımı o kadar iyi biliyorum ki. Genel kontrol.
Burada sıkıntımız yok. Oo! Bu ne bu? Bu nasıl oluyor bu? Son teknoloji yerden kazanmanız için su üzerine gelişmiş rüzgar türbinleri inşa etmenizi sağlar. Üretilen gücün miktarı türbinin kurulduğu yerdeki rüzgarın gücüne bağlıdır. Suyun üzerine inşa edilmelidir. Yol bağlantısı gerekli değildir. Otobüs durağı da eklemen lazım diyenler var. Durak. Aha. Şimdi baba. Yeni hat. Oğlum çok hat mı oluşturacağım ben şimdi? Ona ayrı bir şey yaparız. Kafa yorarız. Bekle. Önce biraz bunu güçlendirmem lazım. Şimdi arkadaşlar. Bunu suya öylesine koyduğum zaman alıyor mu? Buna hatmat çekmeyecek miyiz oğlum? Allah Allah. Kaç para bu? 12. Oyuluğu moyuluğu yok değil mi? Çak baba bir tane. Tamam. Oo, güzel arttı ha. Tamam işte bunlardan koya koya bunları sileriz. Anladın mı? Çok uzağa koydun. Yok oğlum işte bu sınır bu zaten amına koyayım. Nereye uzağa koydun? Çok uzak olmuyor abi. E arttı. Yakın çaksana. Çok uzakta. E ne yapacağım? Binayı taşı. Nereye alayım amına koyayım bunu? Ne? Buraya alayım o zaman. Tamam al. Al şehre en yakın yere. Bokun içine koyayım mı bunu? Tertemiz. Al koydum. Oldu mu baba? Olur bu. Tamam. Bence hiç bok değişmedi. Orada da almıştı da. Hadi neyse. Ha belki elektrik tesisatına oturduğu için iş yapabilir. Yol bakım masrafı diyor. Yol bakıma gerek yok kardeşim. Şimdi durun Johnny'ler. Burası iyi. Burası iyi. Burası idare ediyor. 3 tane yer var. Sağlık, cenaze, ölmüş bir kişi var. Gömülmüş 14, 3000 kapasite sanırım. Bir martı gördüm yoksa bir serçe miydi? Kuşlar aram çok iyi değil. Aferin Meda'ya, araştır onu. Hastalarımız iyi. Child care'de fena değiliz. Genç ve çocuklarda 3 tane sıkıntılı varmış. Gişeler açıldı, ek gelir olarak onu kuralım istersen. Tamam. Şimdi şu anki yaptığımız, şu ana kadar yaptığımız birçok zımbırtı bizi ileride kurtarmaz. Yatırım yapmamız lazım. Gişe ise gişe. Yapacağız. Şimdi gişeler nereden açılmış bir görmek istiyorum. Dur baba, ne istiyorsun ya? Dur bir kafa dağıtma, bir plan yaptık. Gişe nereden koyuluyor acaba? Gişe yoldadır herhalde. İki yönlü gişe. Para yok. Tamam. Para kasalım. Bence iyi durumdayız ya. Biraz mutsuzluk var ama onu çözeceğim ben. Neyine mutsuzlar onu da anlamadım yani. Derdiniz ne ya? Her şeyimiz var çok şükür ya. Eğlence alanı az. Ya onlar istesin ben eğlence alanı yaparım size ya. Şişme şato park koyayım amına koyayım al. Al amına koyayım mutlu olun biraz ya. Sizin isteğin yeter. Çıklamadılar. Şimdi bir şeyi merak ediyorum. Sanayi az olsa sanayi veya iş yeri için az talep var. Bu ne demek? Talep az yapma mı diyor yoksa yap talep olsun mu diyor şimdi? Yani çünkü bu yerleşkeye göre
Sanayi harbiden düşük. Yapma diyor. Ha. Ev yap işçi az diyen var. Tamam, oraya gireceğim. Bize şu an bir küçük ek gelir lazım. Mutsuz olsunlar, önemli değil. Mutsuz olsunlar. Çok böyle yıkımda değiliz yani. Ha, ne yapabilirim? Kardeşlerim biraz mutlu olsun diye %10'a düşürürüm vergiyi. Tamam mı? Böyle idare ederim. Daha mutsuz oldular ya. O chat'teki arkadaş gibi vergi diyen var ya, o vergi istiyor. O zaman ev çakacağız. Bir dakika dur, bir Tukan düşün, siktir et, dur bekle. Mutsuzluk artıyor abi. Şu an şehir mutsuz. Mutlu etmen lazım. Nasıl mutlu edersin? Şimdi herkesin arabası yok, otobüs yok. Yani toplu taşıma yok. Toplu taşıma iyi olmazsa bu insanlar nasıl gidip gelecek de mutlu olacak? Adamın arabası yok, amına koyayım, hastaneye nasıl gidecek? Yürüyerek mi gidecek? Çünkü şehir büyüdü, alan büyüdü. O zaman otobüs durağına çökeceğiz. Otobüs durağı yapıyorum. Üstüne de genel ev yapıyorum. Dur bekle. Dur. Şimdi otobüs çözelim. Toplu taşıma güzergahları yapacağım. Nasıl yapılıyor? Yeni hat oluştur. Nasıl oluşturuyorum? Oy. Tamam. Şimdi bak. Şehri böyle yaptım. Bak burada bir tane durak olur baba. Tamam mı? Bu böyle gider. Burada bir durak daha olur. Ondan sonracığım ha. Yapma mı? Durak mırak diyor onlar, başka bir kafada galiba. Ondan sonra, aa burada yardımcı olayım bak, trafikten batarız. Dur bekle. Tamam. Gel. Niye batıyoruz lan? Ne var oğlum, işte her sokağa otobüs, daha ne olsun amına koyayım. Chat kopardım. Abi bak şimdi otobüs bugündeki en sıkıntılı toplu taşımalardan biri, tamam mı? Tamam. Bu şu gösterdiğin yere yaparsan bu şu demek. Şehre gelen adam otobüse takılacak ve trafik patlayacak demek. Doğru. O yüzden buraya asla karıştırma. Nasıl? Otobüsü olabildiğince bu alt kısım var ya, sağ altımız. Tamam. Şehrin sağ altı. Bu yeni çöp yeri yaptık ya sağ altı. Tamam. Heh. Çevre yolu gibi düşün abi. Çevre yolu gibi dolandırman gerekiyor otobüsü ki içeride çok takılmasın trafik. Dışarıdan gitsin, dolaşsın, dönsün. İçerilere çok girme diyorsun yani. Aynen. Özellikle şu ana yola. Ya aslında otobüsü ben çok kullanmıyorum. Metro falan daha zevkli oluyor, daha akıcı oluyor. Metroya daha var ama. Şimdi metroya ben buraya farkında olmadan bir yer döşedim mi? Sağ tık yap ona bir tane abi. Kapatır onu. Kapattım, tamam. Tamam. Evet. Şimdi sen bence bak şuradan gidelim. Aynen, devam et abi. Bir tane bunlar durak bak. Noktalar durak. Çizgi koyuyor ya. Heh, noktalar durak. Ona göre belirle kafanda. Ben sana dur diyeceğim. Ya yani kötü bir yere koyarsak. Dıştan al abi, devam et. Normalde önermiyorum ama öyle söyleyeyim otobüsü. Oraya gönderme bence. O çöp yerine girip tamam. Ne yapacaklar? Böyle devam mı edeyim? Şeye doğru git. Yukarıya doğru git. Oraya bir durak ekle yukarıda. Aynen, devam et abi. Zaten mutlu oluyorlar otomatik. Devam et abi oradan da. En dışarıdan mı çevireyim? Dışarıdan çevir abi. İçeriye çok girme. Çok sıkıntılı bir şey. Çünkü otobüs yolu denen bir şey var. Onu kurmadığımız için şu an derde gireriz. Ha, sen oraya bir yol yaptın değil mi? Orayı ara sokak at bir tane. Oradan döndürelim en son. Durağı buradan geçireyim. Tamam, bir alt caddeden olur. Geçireyim. Ne olacak olur. Ki? Olur, hiç problem yok. Bir caddeden ilerlesin. Aynen. Oradan artık döndür ama şeye doğru, otobüs durağına doğru gitsin. Aynen. Sanayiden gitmesin mi? Gitsin, olur. Ya kardeşim, sen benim niye şeyime güven? Bak şimdi izle. İzle bebeğim ya. Ben güveniyorum ya. Abi. İzle ya, sen bir rahat ol ya.
Dış mihrak diyorlar sonra bana. Gelmiş olunca. Baba bak böyle bir yol yaparız buraya. Onu yapmamalıyız bence. Siliyorum. Onu yapmayalım. Çok seri ikna oldum fark ettin mi? Tamam. Sanayiye götürüyorum. Dümdüz götürüyorum ya. Götür abi götür. Ana bütün ya, durak... Trafikten şundan dolayı korkuyorum abi. Ben bir yayında 3 saat boyunca trafik çözmekle uğraştım ondan dolayı. Yapma ya. Hani, sıkıntıya girme istiyorum yani oynarken. Bir dakika şu an daha farklı bir problemimiz var. Heh. Devam edeceksin oradan abi yine. Gidiyorum. Buraya da bir durak koy. Buraya bir durak koy. Bak şuradan dış yola çıkıyorum. Şöyle. Çık abi, çık abi. Buraya... Bak o döner kavşak yaptık ya, oradan en son bağlayabilirsin durağı. Şöyle bağlıyor bak. Tamam yok, onu yapma o zaman. Oğlum o ben bu şey yol hatalı ya. Burada bak. Burada bir hata var. Oraya şey yapmışız abi, onu yanlışlıkla yapmışsın. Düz yap orayı. İlk tek şerit olmuş. Sıkıntı yok. Bunlar ufak tefek hatalar. Başka bir şey olmaz. Olur ya. Gayet de iyi ilerliyorum kardeşim. Şehir refah seviyesi çok yüksek. Mis gibi ilerliyor yani. Ben halkın notlarını alıyorum. İletiyorum size sonradan. Tamam buraya bağlıyorum artık. Bağla abi tamam. Bağladım. İnşallah bir şey olmaz. Bakalım. En kötü yıkarız amına koyayım otobüs duraklarını. Bir şey daha ekleyeyim. Öyle devam et bence. Tamam. Otobana gişe koyalım bir tane. Ha gişe koyalım. Gişe iyi para eder o. Topraklardan açabiliyor musun otobandan bir bölüm? Yani şu karşındaki bölümü bir yerini açabiliyor musun? O ne demek lan? Sol alttaki şey var ya dünya simgesi. Ha, orayı şu an açamıyoruz. Aa şey açıkmış ya. Aa kasabada olduk. Ha, yok olmamışız. Yok lan biz ha. Kasabaydık zaten. Şu sol taraf var ya abi bak otoban sol tarafta. Azıcık kaydır haritayı. Kay. Heh. Bak bu da halk istedi diye. Halk otoban istedi diye ben koydum. Halk otoban mı istiyor? Öyle istediler. Otobana şey koydular. Kardeşim koyalım. Bu adamlar niye mutlu olmuyor oğlum? Ha artıyor galiba. Gişe koy dediler. Tamam dedim. Söylerim dedim. Şimdi tamam. Abi. Bence bir tık bir vergi verelim. Gişeyi koyamayız yoksa. Dur bakayım. Ev lazım ev. 12 bin lazım diye bekliyorum. Tamam istersen sen evini yerleşmeni kur bir şey yapacağımız zaman ben de yine destek olayım. Sıkıntı hayır yok. Ben şimdi dur kişi para lazım baba. O yan tarafa gidebilmem için insanları şimdi deli mutlu edeceğim biraz da uçacaklar. Uçacaklar da gelir lazım. Bak bunu böyle beklemeye gerek yok işte bak bütçeye gir abi. Girdim bütçeye. Vergiye girdin mi? Girdim. Full abi. Full süreyi hızlandır böyle bir 2 dakika falan bir bekle. Hızlandır süreyi. Bu şey gibi anlık şok ediyoruz halkı. Sonrasında şey yapıyoruz. Bakın indirim yaptık diyeceğiz. Tamam. Oğlum ne güzel para geliyor ya. Amına koyayım ne güzel para geliyor. Oy 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 oy. Oh tertemiz. Tamam. Bir şeyine baksana abi şikayet ediyorlar mı? Yok ya herkes mutlu ya. Ettiler. Hiç sıkıntı abi. Yok ya bir şey yok ya ne olacak. Tamam okey yeter boku oğlum ne çok para geliyormuş ben ıkınıyormuşum ya ulan ben bunu %10'a indireyim de mutlu edeyim ya oğlum merak etmeyin %18'e indirdim sevinin ya dur bir dakika %10'a indireyim 12 okey bu arada sana az önce dediğim 12 okey diyorsun evet hiçbir sorun olmuyor devam et 12 tamam şimdi dur şunu bir kapat tamam hastane galiba doktor kalmadı ya gitti herkes bir dakika sıkıntı dur şimdi gelirler. Nerede şey? Şimdi abi ilk önce yolu kırmamız gerekiyor. Gişe için bir bölüm açmamız gerekiyor. Tamam ne yapacağım? Şimdi burası şehre giriş yönü değil mi? Doğru görüyorum tamam. Evet burası giriyorlar. Aynen buldozeri al abi. Aldım buldozeri. Şu bak 3-5 tane küçük araba var ya mavi kırmızı solda. Sol azıcık daha sol. Mavi kırmızı arabayı nereden gördün oğlum? Az daha aşağı gel. Bak orada kamyonlar var mavi kırmızı. Az sola aşağı. Sol aşağı. Burası. Ha, aşağı. Çapraz aşağı. Sol çapraz. İn. İn. Orası da bizim içeride olması aynen. Lazım. Aynen. Ha, orayı kır abi. Burayı kırıyorum bak. Kır abi. Onlar o bulur yolunu. Sen kır. Tamam. Üsttekini de kır. Üstteki
Üsttekinin sağındakini de kır. Amına koyayım, yolda yok oldu. Üstteki sağdakini de kırıyorum burayı. Hayır, orayı değil. Mavi arabanın geçtiği yeri kıracaksın. Tamam, şimdi gişeyi buraya çakacağız abi. Çakalım. Ama gişeyi tek yönlü alacaksın. Orada çift yönlü de çıkar. Tamam. Gişe yol, yollara. Gişe iki yönlü, tek, gişe yok. Tek yönlü gişe. Tamam bak, orada kıçında şey var abi, onu ok var ya. Sağ klikle mouse'un çeviriyorsun ilk önce. Orada onu. Ucu bağlı ona. Sağ mouse'la ittir sola doğru. Sağ mouse'la ittir. Onu düzleyecek. Biraz sıkıntılı o. İttir. Küçük küçük ittir abi. İttir bir oğlum, bu kadar işte. Tamam, olduk. Ya yani oldurabildiğin kadarını oldur. Şey yapalım sonra. Diğer taraftan tutturmaya çalış. Belki oradan tutar. Oradan tutmuyor anladım. Aynen. Sen oradan yap. Böyle çakıyorum. Çak, yolu ayarlarız. Yapabildiğin kadarını yap, yolu ayarlarız. Tamam. Tamam. Uç sağ taraftakini kır da yolu ayarlayalım güzelce. Sağ taraftakini kırıyorum. Sağ taraf kır, tamam. Şimdi abi dördüncüye giriyoruz otobanlara. Bu üçlüyü alıyorsun, aynen. Ortadakini alıyorsun. Aldım. Tamam. Sol altta ünleme bastığımız yerdeki ikinci seçenek var ya bak, şey olan, yay gibi olan. Tıkla oraya bir tane. Birazcık ileri çek. Yok, birazcık ileri çek. Sağ çapraza doğru 45 derecelik hafif. Tıkla bak oraya. Tıkla bir daha sol tık. Eğim verdir diyor. Aynen. Aynen. Tamam, budur. Şimdi kapat bu menüyü abi. Kapattım. Gişeye tıkla. Gişe nerede lan? Buraya. Gişeye tıkla. Full abi. Muna koyayım. Full abi, hiçbir şey olmaz. Devam. Tamam, zaten gişe kaç? 4 kamyona 4, arabaya 2. Aynen ya, boş insan girmiyor şehre. Öyle düşün. Until but to provide. Tamam. Okey. Bunun ileride otomatik gişesi açılıyor. Biri bir şey demeye çalışıyor mu? Elektrik ve su lazım ona. Oraya rüzgar gülü at bir tane abi, küçük. Oraya elektrik su bağlaman gerekiyor bir de, aynen. Abi trafik oldu ya. O şey gişeden geçiyorlar ya, orayı boş ver. Otoban bizi ilgilendirmiyor abi. Tamam, ben olur, şuradan çekiyorum. O da olur. Kafana göre. Su da bağlı ama. Buralar bizi ilgilendirmiyor. Burada istediği kadar olsun. Bu otomatik gişe açılınca daha temiz olacak tabii. Daha hızlı geçecek. Sokuyorlar. Tamam. Vergiyi kıstık değil mi? Tamam. Kıstık. Tertemiz. Her şey abi. Tertemiz. Tamam. Şimdi tamam, ben şimdi ilerlemeye gidelim abi. Şehri mutlu edeceğim. İzle. Evet abi, tamam. Tamam arkadaşlar. Bu iş biter. Buradan da para gelecek. Vergiyi de bayağı kıstık ama lan. Nasıl lan? Şehirde adam kalmadı ya. Kablosu artık falan. Olmadı gibi abi. Nasıl olmadı ya? Oldu oğlum, nasıl olmadı işte, bak burada çatır çatır para kazanıyor burası. Haftalık bakım gideri $120. Araba başına 2-2-2-2 geliyor. Peki bunun gelirini nereden göreceğiz? Buradan görülmüyor mu ekonomiden oğlum? Ben mi göremiyorum? Otobüsler, bu masraf mı bize gelen mi lan? Otobüs yönetimini hiç bilmiyorum. Bir dakika, bir bakmam lazım. Bir şeyler oluyor şehirde. Niye gelmiyor para? Bu mu? Evet, şimdi biraz kapanmaya gidelim. Sakinleme dönemi arkadaşlar. Yaptık birçok şeyi. Genel kontrol. Kayıp cüzdan bulundu. Su. Mesela suyu da birazcık. Şöyle %55. Nereden kıssak kafi baba. Tamam. Çöp iyi durumda. Hastane gömülmüş, 29 kişi var cenazede. Sağlık manyak gidiyor. Manyak gidiyor. Yangın fena değil. Abi şu
Kütüphaneyi kimse kullanmıyor. Çok üzülüyorum ya. Otobüsler bence bir boka yaramıyor. Hafta 53 diyor. Kent sakinleri. Turist murist de yok. Niye yaptık bilmiyorum. Yalnız para iyi hızlandı ha. Otobüsü önermiyorum, hiç sevmem. Bakayım, gidiyor mu otobüs? Ama kullanıyor çoluk çocuk ya. Baksana. Dur bakayım, kimmiş mesela bu otobüse binmeyen? Sarkade. Bu kim? Köpek. Dur bir dakika. Asiktir git. Zargana Sero. Kaza oldu ya. Şu kimmiş? Yemil. Bu Aiko. Bak bunlar hep sizsiniz ha. Bu spor araba Reiza'nın, Reiza 06'nın arabasıymış. Yusuf Öztürk'ün arabası. Bak spor arabalardan geçilmiyor amına koyayım. Şehre bak. Escape. Arabada. Yine bir spor araba var Dravu'nun. Sedat Çolak var. Hatchback arabası varmış. Bu ev kiminmiş bakayım. Lazi Titan. İkiniz. Kuru bilmem ne. Denizhan Zerens. Yunus Cem 123. Bu kim? Tek başına yürüyor. Yalnız kurt. Serhat Kaya. Muhammed. Emirhan 99. Bunlar galiba arkadaşlar şey, bütün chat'i alıyor galiba ya. Abonelere özel değil galiba bu. Bakayım bak, parkta takılıyor. Paryosa. Hemen inceliyorum. Bu motosiklet kiminmiş? Sinan Gülbeyaz'ınmış. Arda Nutella. Bak Arda Nutella. İyi eğitimli genç yetişkinler. İşsizmiş ama. Seni takip ediyorum. Ay sikiyim ya. Neyse durun şimdi. Arkadaşlar halk mutsuz, paramız var. Yoruldum da ha, o yorucu oyun. Bakma öyle, beynin yanıyor bir noktadan sonra. Şimdi buraya öyle bir şey yapacağız ki. Yapacağımız mevzu şu. Hızlı mutluluk için. Lan bu, acaba buraya bir otoban... Chat'te yok bunlar. Nasıl yok la? Yazı yazmamışlardır. Dur bakayım. Dur baba dur. Ben şu an ne yapacağım biliyorum. Bir şey, yanlış bir şey var. Dur ha. Bakın. Çok hızlı mutlu edeceğim insanları. Bekle bekle. Sanayi talebi sıfırlandı. Ne oldu? Oyun gitti galiba ya. Bak uçacak şehir, uçacak. Para basacağız, izle. Lan ne engel oldu şu an ona? Tamam öyle kalsın. Başka bir şey yaparız oraya. Şehir planlama bizden sorulur baba. İzle. Daha bitmedi. Paramıza bakayım, var. Oğlum nasıl bir dengesizlik bu amına koyayım. Yine bana bir şeyler yolladı ama Sertaç. Öğreneceğiz baba, ben de ilk defa oynuyorum bu oyunu, ne yapayım. Simetri gitti. Vallahi bir şeyler oldu orada ama çok da takılmıyorum. Tamam. Şimdi arkadaşlar.
Bekleyin. Dur bakayım. Şimdi siz mutsuz musunuz baba? O zaman izleyin. Burada elektrik olur mu? Olmayabilir. Dur bakayım. Şöyle bir şey yapacağım. Sanayide bir şey oluyor. İş yok işi oğlum. İnsanlar artık tükendi. Burası sosyal kalsın. Çök 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 çök. Çök 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 çök. Çök 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 çök. Bak şimdi izle. Şuraya bir tane park okutacağım. Buraya, bu ne ya? Sağlık ocağı. Buraya bir adet polis. Buraya bir adet para. Para lazım. Bekle. Çök 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 çök. Reisler sakin olun. Yeterli iş yok. Geliyor geliyor geliyor. Halk doluyor doluyor. Hiç sıkıntı yok. Geliyor insanlar. Geliyor insanlar. Sakin. Bir şey yaptım ama ne yaptım? Geliyor. Geliyor. Siktir et bunu. Tamam, birazcık da iş yeri atacağım. Şurası iş yeri olacak. Evet evet, fabrika yok, fabrika koymuyorum. Bunlar şey ya, böyle market, alışveriş merkezi falan filan. Sol üstte bir şey oluyor ama burası bir yıprandı ha. İşçi yok diye böyle galiba. Yok yok. Her şeyimiz yolunda şu an. Okula yapmayacaktık ya. Bir de sağ alttaki sayı mutluluk değil, şehre giren çıkanı göstermek için. He. Bu arada çok temiz para kazanıyoruz. Evet, burasının havası çok kirlenmiş. Ama oraya yapacak bir şey yok. Bizim su arıtma tesisimiz açıldı mı, açılmamış. Burada neler var? Bir dakika durun bakayım. İlkokula gerek yok şu an. Eğitim de tamam. Ben de şuraya çocuklarla ilgili bir şey koyduk mu? Canavar olur. Rüzgar güllerini koy. Bir piksel kaysa. Yo, bunlar normal şu an ya. Yoruldum ha. Vallahi yoruldum. Oh. Ama sardı oyun ha. Bak harbi söylüyorum. Ön yargılıydım oyuna. Lan oğlum oynamam falan diyordum. Benim sardı yani. Hani gitti. Enerjim düştü, ayrı konu. Doğan'ın anasını ağlattık abi. Ya oğlum şu şey ağlatmadık ya. Ben buraları hep park yapacağım. Buraları hep şey yapacağım ya. Ya fena gitmedim gibi. Hatalarım yok mu? Var ama... Yani yine iyiyiz be. Durun bakayım.
6000 dolar geliyor lan günlük. Yalnız bu niye böyle oldu ya? Sanayi mi sıçtı ya? Terk edilmiş oğlum her yer. Sağ alttaki kamera ne oluyor? Gör gör şehrimizi gör. Terk edilmiş yerleri kırsam mı acaba? Şimdi paranın artışına bak. Ondan sonra sevmediğim çıkayım. Yordu oyun beni. Gözüm görmüyor. Sanayide eğitimsiz işçi lazım. O yüzden eğitimde açık. Abi olur mu öyle şey ya? Sanayideki adam niye amına koyayım? Robot modelleri tüketiciye mam atmacaya bak amına koyayım. Artık kendinize bir arkadaş veya bilmem ne bulabilirsiniz diyor. Şşş, izle izle. Abi ya bir günlük bir şey yaptık. Ne yapmışız yani? Hala kayıp cüzdan bulundu diyor ha. Ama bak haşırt 2 saniyede 60 bin dolar yaptım. Güzel güzel tamam. Salıyorum. 10 numara oldu. Oyunu kaydet. Yeni kayıt. Evet. Oyunu kaydet. Yeni kayıt. City of Swan. DLC'lere sonra bakacağım. Yani DLC işine gireceğim. Dur şu Sertaç'a da teşekkür edeyim. Sertaç'cığım teşekkür ederim ya. Güzel ama ya, sardı yani. Abi ben teşekkür ederim, ne demek ya. Vallahi sağ olasın. Her ne kadar şehri batırmaya da çalışsan bir şeyler yaptık yani sonra. Sonra doğru yolu buldun. Ya bak bir tane şey attım. Bu benim memleket mesela abi. Ne? Bu bir tane bir şey attım bak, bu benim memleket yani, çok şey bayağı zevkli alıyor, zevk alıyor bir yerden sonra. Oha! Oğlum ne güzel yapmışsın lan. Bunu 4 yayında yaptık abi işte. Daha devam ediyor şu an. İşte burada bak sana attığım DLC'lerde şey var. Petrol çıkarıyoruz, kampüs yapıyoruz. Bayağı sanat kampüsü falan böyle. O yüzden DLC'de daha çok keyif alırsın. Benimki bok gibiymiş lan. Yok abi işte bak seninki daha girişte şu an. Ha benimkisi aslında şu kadarlık bölge falan değil mi? Aynen aynen hemen hemen. Aşağı yukarı. Bak orası benim şehir merkezi, ilk yaptığım yer işte. İsmini çok şey yapmayalım. Luna Park yapmış. Maden damarı, İnci Deresi. Bunları böyle yazabiliyor musun ne olduğunu? Evet canım, istediğini yazabiliyorsun. Orada arada büyük yerlere izleyicilerin şeyini yapıyorum işte, öyle jest olsun diye. Ha güzel. Jartier nerede lan? Jartier. Merkezin ismi o. Vallahi temizmiş. Güzel oyun ya, ben bunu girer oynarım böyle arada. Peki, yani abi. Bana sorarsan chill statüsünde uyutacak bir oyun da değil bence. Yok abi çok güzel, muhabbet ediyorum ben ya, bayağı sarıyor yani.